İyi akşamlar sayın seyircilerim. Efendim her zaman söylediğim gibi yine bu akşam da tekrarlayacağım. Güzel bir çarşamba akşamı, güzel bir sohbet olsun, faydalı olsun, sizlere güzel güzel bilgiler verelim diyorum. Biliyorsunuz elimizde yüzlerce STK var. Çok fazla. Hatta bu konu faydalı STK'lar adına bizi çok sevindirir. Çünkü demokrasinin çok önemli bir ayağıdır. Bu nedenle sivil toplumun daha güçlü olmasını sağlar. İşte bunların arasında bir eksik vardı. Hem de çok önemli bir görev yapan topluluğun, sağlıkçıların. Sağlıkçılar adına da yeni bir dernek kuruldu. Bizi çok mutlu etti, çok sevindirdi. Hele de şu pandemi döneminde, koronavirüs döneminde sağlıkçılarımızın ve sağlığımızın önemini çok daha iyi anlamış olmamız lazım. Ben öyle düşünüyorum. Anlamamış olanlar da varsa eğer efendim bu akşam bizi izlesinler. Bakın sağlıkçıların yaşamları, sağlıkçıların yaptığı görev o kadar basit mi, o kadar kolay mı? Neler yapıyorlar ve neden kurmuşlar bu sivil toplum kuruluşunu? Ve tabii ki açacağız. Bu sürekli gündeme gelen bir konuydu aslında. Sağlıkçıların şu anda bu pandemi döneminde ortaya çıkan sıkıntıları sık sık ulusal biz konuşuyoruz. Ancak bu akşam bir STK çatısı altında konuşacağız. Yani bir dernek çatısı altında konuşacağız. Çok seviniyorum onlar adına. Daha güçlü olacaklar. Çünkü birlikteliğin, bütünlüğün inanılmaz büyük gücü vardır her konuda. Ve ben başkana hoş geldin demek istiyorum. Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği kurulmuş oldu. Sayın Başkan da Adem Yaman. Kendileri hoş geldiler. Çok teşekkür ederim. Bizimleler. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız Adem Bey? Çok teşekkür ediyorum. Ben hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Ben meslektaşlarım adına bu akşam inanılmaz mutluyum. Bu görev bana verildi. Onlar adına ben kendimizi ifade etmeye çalışacağım ama şu anda sahada çalışan, gayretle emek veren, inanılmaz bir şekilde enerji veren arkadaşlarımız var. Biz o arkadaşlarımızı bu akşam anlatmaya çalışacağız. Tabii elimizden ki geldiği kadar. Mutlaka anlatacaksınızdır. Madem bu işe soyundunuz, evet, başa geçtiniz, anlatacaksınız biraz sonra nasıl olduğunu yapacaksınızdır. Efendim bana, beni Adem Bey bir dolaylı yoldan aradı. Ben de kendisiyle konuştum sonra. Ya bir program yapabilir miyiz dedi. Ben bir başka programım vardı aslında. Ancak ben ve benim gibi düşünenler için çok önemlisiniz. Evet. Ben tabii ki dedim o programı bir sonraya atabiliriz. Sizin şu andaki ortaya çıkışınız, bu böyle bir dernek kuruşunuz ve kurmuş oluşunuz ve şu andaki çabanız bizim için çok önemli dedik ve sizi buraya davet ettik. Tabii ki yüzlerce, binlerce, evet, sağlık çalışanı var. Doğru. Temsil edeceksiniz, evet, hepsini. Bu akşam hepsine güzel bir seyir diliyorum efendim ben. Başkanlarını destekleyeceklerini de umuyorum. Evet, önce biz Adem Bey'i bir tanıyalım. Başkan oldunuz artık, büyük bir çatısı çok geniş bir şeye, camiaya. Sizi tanıyalım. Şöyle, ben Samsun'un Bafra ilçesinde doğdum ve orada Sağlık Meslek Lisesi'ne 1992 yılında başlayarak sağlık camiasına ilk adımı atmış oldum. Güzel. 97 yılında da okulumdan mezun oldum. Ve sonra ailevi nedenlerden dolayı ailemizle beraber Bursa'ya göç ettik mezuniyetimle beraber. Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ilk görevimi sözleşmeli sağlık memuru olarak göreve başladım. Evet. Çok şanslıydım. Orada yeni doğan ünitesinde, cerrahisinde başladım. Çok tecrübeli, kendimi geliştirebileceğim bir alanda başladım. Çok bize emek veren ablalarımız vardı. Onlar bize çok emek verdiler. İşimizi çok güzel bir şekilde öğrettiler. Daha sonra özel bir kuruma geçme durumum doğdu. İsmini vermeyeyim ama kurumsal bir özel hastane. Ve daha sonra Bursa'dan
Kocaeli'ye gelmem söz konusu oldu. O da eşimden dolayı. Eşim bir doğu hizmeti olmuştu. O da hemşire. Doğu hizmeti. O da Kocaeli'ye atanması, doğudan Kocaeli'ye gelmesi durumu oldu. Vesile biz de Kocaeli'de buluştuk. Burada da bir süre o özel kurumda çalıştıktan sonra, 2 yıl gibi bir süre çalıştıktan sonra Kocaeli Üniversitesi'nin alım ilanı vardı. Oraya sağlık memuru olarak göreve başladım ve yaklaşık olarak 14 yıldır Kocaeli Üniversitesi'nde kardiyoloji biriminde sağlık memuru olarak görev yapıyorum. Çok güzel. 14 yılınız buradan diğer ne kadar? Yani toplam kaç senelik? Toplamda şu anda bakıyorum okula girişimle bu mesleğe atışım 28 yıl olmuş. Bu inanılmaz bir yıl. Yani 24 yıl aktif olarak çalışmışım. Yani 24 yıllık sağlık. Evet. Yani ben de inanmıyordum ama bu dernek olayına girdikten sonra bunu... Aklınızı başınıza getiriyor bazı şeyler. Ben öyle diyorum hep. Evet. Ya diyorum bunu yaş falan insan unutuyor da bazı vesile ve nedenlerden dolayı çıkıyor ortaya. Boş verin. Evet. İşte bak sizi de bu birden bir çalışırken şey bunu anlamıyoruz aklınız... herhalde ama 24 yıl biraz da donanımımız oradan. Ne kadar güzel herhalde. Ama. Evet. Çok. Yani mutlusunuz değil mi? Çok mutluyum. Yani yaşlanmazsınız hiç onu takmayın aklınıza. 18 yaşında kızım var artık. Ay, maşallah hiç göstermiyorsun. Yalnız şey yaşlanma bir yana da tecrübelenirsiniz. Tabii ki. Değil mi? O tecrübelenirsiniz. Çok önemli. O çok önemli. Birilerine de o tecrübeyi aktarmak süper. Ben de ona inanıyorum. Bizim mesleğimizde inanılmaz donanımlı arkadaşlarımız var. İnanılmaz bir şekilde kendini geliştirmiş arkadaşlarımız var. Ama ortaya çıkamıyorlar. Kendilerini ifade edemiyorlar. Kendilerini anlatamıyorlar. Anlatmakta sıkıntı yaşıyorlar. Bu donanımlı arkadaşlarımız 40'lı yaşlarda ve şu anda ülkemizin, devletimizin bu donanımlardan, bu bilgi birikiminden kesinlikle yararlanması gerekiyor. Yani bu nesil bence şu anda çok iyi bir şekilde yararlanılması gereken bir nesil bizim camiamız için. Mutlaka. Ben öyle olduğunu inanıyorum. Yani şöyle global dünyada baktığınız zaman dünyadaki gelişme, teknoloji, tıp açısından veya işte meslek açısından bir yere doğru giderken tabii sizin elinizde de böyle donanımda insanlar yanınızda varsa haliyle geri kalmak istemezsiniz. Şöyle bir yetişmek şey oldu. Lazım. Ben kendi öngörümü söyleyeyim bu anlamda. Bizim dönemimizde aşırı bir sağlık çalışanı ihtiyacı vardı. Hatırlarsanız SGK hastaneleri vardı, kamu hastaneleri vardı. Orada yeterli personel yoktu. Yataklar işte 8 bir odanın içinde 8 tane yatak falan. Personel ihtiyacı karşılanmıyordu ve bir dönem sonra bu personel ihtiyacı karşılanma başladı. Alındı personeller falan. Onların bir bilgi birikimi, tecrübeleri, donanımları bu yaşlarda yani bu yıllarda ortaya çıktı. Çıkıyor. Ortaya çıktı. Bundan gerçekten de bizim devlet kurumlarımız, yetkililerimiz kesinlikle olumlu bir şekilde yararlanmalılar. Yani bunu bilimsel faaliyetlerde, eğitsel faaliyetlerde yararlanılmalı. Bunlarla ilgili programlar ileride tabii, konuşulmalı bence. Tabii. Biz de konuşacağız bu akşam. Ne olabilir, ne yapılabilir? Yani sağlıkçılar olarak vatandaşlarımız da düşündükleri zaman aynen mutlaka bize katılacaklardır. Sağlıkçıların önemi çok büyük. Mesela hangi doktora giderseniz gidin en üst basamaktan yani en profundan mutlaka sağlıkçıya ihtiyacı vardır. Evet. Ve yine esas önemli olan bazı sağlık şeylerimiz işte iğnesi, onusu, buzun, pansumanı sağlıkçılar yapar. Yani sağlıkçılar doktorlar için çok önemli zannediyorum değil mi? Şöyle anlatayım. İşte hemşireler de giriyor içine, sağlık memurları. Bizim hepsi. Bunu biraz sonra anlatmaya çalışacağım ama bizim kuruluş durumumuzun sebebi o. Evet. Bizim işimiz bir ekip işi. Bunu ben üniversitede çalıştığım için çok şanslıyım. En yukarıdaki hocamızdan en aşağıdaki arkadaşımıza kadar kesinlikle bir ekip işi yapılıyor. Bir hasta var ortada. Bir hastaya yaklaşık olarak 10 tane 20 tane el temas ediyor. Evet. Ve o elin her biri ayrı bir değer. Evet. Orada yapılan bir tane el yanlış temas ederse, yanlış sonuç verirse o diğerini etkiliyor. O diğerini etkiliyor ve doğru sonucu alamıyorsunuz. Bunun için ekip bütünlüğü, ekip çalışması kesinlikle önemli. Onun için bizim sağlık çalışan arkadaşlarımız ekibin bir parçası. Bu zamana kadar biz bunu ortaya çıkaramamıştık. Bunu anlatamamıştık. Bugün biz bunları anlatmak için esas kuruluş sebebimiz ve bugün buradayız. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Siz
Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği adı evet. altında bir sivil toplum kuruluşu evet. oluşturdunuz. O zaman oradan başlayalım. Evet. Sizin bu akşam daha ziyade biraz bu dernekleşmeyle başlayalım. Evet. Ondan sonra geçelim. Hem şöyle yani konularımızın içinde sağlıkçılarımızın penceresinden de bakacağız. Hasta ve hasta yakınlarımızın penceresinden Tabii de bakacağız. Ki. Çok önemli o nedenle. Hazır bir bayağı bir tecrübeli sağlıkçı ve dernek başkanı kardeşimizi bulmuşken bunları soracağız efendim. Belki merak ettiğiniz şeyler vardır. Bu çatışmalar veya işte tersleşmeler veya işte olumsuzluklar da neden evet, oluyor. Onları ki. Da konuşacağız. Ancak şimdi şeyle başlayalım. Derneği kurmaya tamam birazcık tiyolar verdiniz ama evet. esas kalkış nedeninizden evet. başlayalım. Şöyle oldu. Biz uzun yıllardır bunu arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Başka yok mu sağlık? Kocaeli'de bununla ilgili Hı. birkaç tane girişim olmuş. Daha sonra başaramamışlar. Yani yeterli evet. etkiyi bırakamamışlar. Sonra sendikal faaliyet alanlarına girmişler. Kocaeli'de bu başarılamamış. Türkiye'de örnekleri var mı? Var. Bazı şehirlerde, Bursa'da, İstanbul'da, Ankara gibi büyük şehirlerde bizim gibi arkadaşlarımız Hı. var. Ama bizim gibi genelde yerelde değil de farklı anlamlarda daha çok ticari avantaj sağlamaya yönelik yapan arkadaşlarımız var. Biz onu değil, biz tamamen sağlık çalışanlarının sosyal motivasyonunu, eğitsel faaliyetlerini organize edebilecek hem yerelde, yerel kurumlarla, yöneticilerle barıştıracak bir organizasyon içinde olalım istedik. Ve bunu da şu an için ben başardığımızı düşünüyorum. Çok güzel, harika. Tüm dernekçilerin kural ve disiplini içerisinde, etik düşünce Kesinlikle. İçerisinde buna giriştiniz. Kesinlikle. Besbelli. Kutluyorum, inşallah başarılı Çok olursunuz. Tabii şimdi bir derneği kurmaya, dernek kurmak kolay Çok mı? Çok zor. İnanılmaz zormuş. Arkadaşlarımızın Nasıl? Neden girmediğini ben anladım. Mı? Anladım. Kolay anladım. Değil değil mi? Maddi manevi yani. Ben şöyle söyleyeyim. Biz bunu pandemiden yaklaşık bir yıl öncesinden hep konuşuyorduk. Evet. Ben pandemi 2000 yılında pandemi başladıktan sonra Şubat ayında bir yazı yazdım kendi sosyal medyamdan. Sağlık çalışanları şöyle oldu, işin doğrusunu anlatayım. Sağlık Bakanımız biliyorsunuz meclis kürsüsünde sağlık çalışanlarını pandemiden dolayı bir alkışlatması evet. olayı oldu. İnanılmaz bizim için bir gurur kaynağıydı. Yani yıllardan beri çünkü hasretini mutlu çektiğimiz... Mutlu etti mi sizi o alkış? O gün için mutlu etti. O gün için. Evet, o gün için mutlu etti. Sonrasını da anlatırız. Yine mutluyuz. Tabii. Biz Ama çünkü bir savaş var ortada. Anladım. Bu savaşın sebepleri siyasi alanlarda değil, diğer evet. alanlarda değil. Bu dönemde biz görevlerimizi en iyi şekilde yapmak Mutlaka. Zorundayız. Ama o alkış bizi o gün gerçekten duygusal anlamda inanılmaz mutlu etti. Ve o gün biz alışkın değiliz diye bir yazı yazmıştım. Arkadaşlarım çok uzun bir yazıydı. Ben size notunu veririm. Ve arkadaşlarım dedi ki, ya abi dedi sen de çok güzel yazıyorsun. Bazen böyle önemli günlerde yazıyorsun da hareketin yok. Yani hareket yapmıyorsun. Neden böyle bir girişime bulunmuyorsun? Pasif yani, kalıyorsun. Evet, yazıyla pasif kalıyorsun. Olmuyor sadece. Ben de şunu bekliyordum. Yani bizden daha bu ön planda olabilecek arkadaşlarımız vardı. Onlardan bekliyorduk. Sonra işte birkaç arkadaşımız bize artık Neden başla, sizi seçtiler? Başla dediler. Herhalde kendimi güzel ifade edebiliyorum. Ha. Yani anlatabiliyorum. Yani o yazılarınız sorunlarımızı... galiba yolun şeyini aç, kapısını evet. açtı. Ya şey. Şöyle ben gözlem yapan bir evet. karakterim. Ha, Eşim işte. Hemşire, kız kardeşim hemşire. Hep içindeyim. Yani hem meslek hayatımda içindeyim hem ailemin hayatı içindeyim. Bütün meslek grubu arkadaşlarımız geldiği zaman hep bu sorunları konuşuyoruz. Kendimi de ifade ediyorum herhalde bu anlamda. Ondan sonra dediler ki bu yola çıkmalısın. Peki bir şey soracağım burada. Biraz evet. şey değişik ama merak ettim doğrusu. Kardeşim, eşim dedim. İsteyerek mi seçtin mesleği? Mesleğimi evet. Yani hani bazen olmuyor da ona geçtim buna geçtim değil. İsteyerek mi? Ben kırsal bir alanda yani köyde yetiştim. Ne güzel. Bizim şartlarımızda sağlık çalışan değil de benim yakınlarım içinde öğretmenler falan vardı ama o gün şöyleydi o günkü şartlar. Ailem bana ya bir şekilde kendini devlete at. Çünkü köyde çok gerçekten zor şartlarda yetişmişlerdi. Devlete at nasıl olursa olsun. O günkü şartlarda sağlıkçı olmak yani sağlıktan kamuya geçmek daha kolay şartlardı. Ama sağlık mesleklerini kazanabilmek çok zordu. Evet. Çok zordu.
Herhalde Allah'ın da takdiri, evet. Bizim de biraz çabamız oldu. Anladım. O gün yani o sınavları kazandık. Evet. Hep mesleğimi de sevdim. Arkadaşlarımla da bana çok pozitifsin bu anlamda derler. Evet. Sonra pozitifim, pozitif bakıyorum. Yani çok çünkü sen. Çok güzel hizmet veriyoruz. Yani insan sağlığından çok daha önemli. Değerli bir ne şey. Vardır bugün candan, bugün bunu gördük. Tabii. Daha değerli bir şey yok. Çok. Yani paranın, pulun, işte başka şeylerin yok, varlığın hiçbirinin önemli olmadığını bugün çok iyi anladık. Yani bu işin başına geçecek kişi siz olduğuna karar verdi arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız bizi uygun gördüler diyeyim. Ben tabii ki bir girişimde bulundum. Arkadaşlarımız da sen bu işi yaparsın dediler, yanında durdular. Ben onlara gerçekten minnet borcum var. Çok çalışıyorlar çünkü benimle beraber çalışıyorlar. Tabii. Benim için yorucuydu. Evet, bir yıldır tüzükler. Ne kadar oldu? Biz şöyle resmi olarak biz başvurularımızı 2020 yılının son 6. ayından sonra başvurularımıza başladık, tüzük çalışmalarımızı yaptık ama biliyorsunuz pandemi şartları vardı ve hep ötelendi, evet. Ötelendi. Ocak ayında resmi olarak kurulduk. Yani Ocak ayında resmi olarak kurulduk. 6 aydır resmi olarak evet faaliyet. Şimdi genel kurulunuz mu olur? 6 ayda oluyor galiba, ay, evet. Değişmeliyse. O da pandemiden dolayı ertelemek zorunda kaldık. Biz bir başvuru yaptık ama ertelemek zorunda kaldık. Ayın 10'unda, Temmuz'un 10'unda inşallah öyle ilk mi? Genel hadi kurulumuz. Bakalım. Eğer birinci toplantıda yeterliyse olmaz, 31'inde yapacağız. Kurban Bayramı giriyor araya. Evet, hemen Kurban olacağız. Bayramı'ndan sonra bitirmiş olacağız inşallah. Çok güzel. O zaman tam manasıyla daha bir çok, şey olarak işin tam artık biz buradayız, tamamız. Öyle olacak. Gibi çıkıyor. Öyle olacak. Bizim arkadaşlarımız dernekçilik konusunda birazcık anladıkları konu değil. Biz, şöyle, sağlık çalışanları gerçekten de çalışmaya odaklanmış bir meslek grubu. İnanılmaz özverili çalışıyorlar. İnanılmaz iş yükleri omuzlarında ve onun üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Bunları detaylı olarak anlatırım. Ama kendileri için hiçbir şey yapmamışlar bu zamana kadar. Yapmıyorlar da istemiyorlar da, talep de etmiyorlar. Ama şu gerçeği gördük biz. Talep edilmeyen hiçbir şey karşılık bulmuyor. Bir şey hakkınız varsa bunun talebini yapmanız gerekiyor. Bunu yöneticilerle güzel bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Hani güzel bir şekilde istemeniz gerekiyor. Şikleşmiş bir söz var. Ağlayamayan bebeğe. Aynen öyle. Bunu öyle anladım. Derler ya işte. Demek ki hakikaten gerçekten de lazım. Gerçekten de öyle. Yani bu pandemi döneminde özellikle bunu çok iyi anladık. Evet. Çok yoruldular, çok yıprandılar. Ben bunu anlatacağım ama inanılmaz. Hala daha gerçekten çalışmaya odaklandılar. Bu inanılmaz güzel bir olay. Evet. Yani bizim meslek grubumuz için ben kendim işte bu meslekte olmaktan kendim onur duymamın, gurur duymamın sebebi bu. Gerçekten de çalışmaya odaklı. Başka bir amaçları yok arkadaşlarımızın. Evet. Yani ne ticari amaçları var. Yani bir hemşirenin ticarete girdiğini görülmemiştir. Bir anestezi teknisyeninin bir ticaret veya para kazanma hırsı görülmemiştir. Kendi çalıştığı alanda ihtiyaçları vardır. O ihtiyaçlar karşılanmadığı için üzülüyordur. Onu da kendi aralarında konuşuyorlar. Bu masanın etrafında konuşuyorlar, burada kalıyor. Yöneticilerini dahi iletemezler. İletemiyorlar. Bugün biz iletmeye çalışıyoruz. Ama bunu anlatmamız gerekiyor. Bunu güzel dilde, meslek etiğimize yakışan şekilde, meslek yeminimize yakışan şekilde bunu anlatmamız gerekiyor. Yöneticilerimize evet. Anlatmamız gerekiyor. İnşallah anlatacağız. Yani kavgasız, tartışmasız, asla, hizipsiz, evet. Birilerinin bir şey anlatması lazım. Zaten işte dediğiniz gibi derneklerde ondan kurulmuştur. Evet. Hani onların sesini oraya iletmek. Evet. Böyle daha bir sakince, daha bir üsluplu tabii evet. Oturarak karşı evet. Karşıya gelip anlatmak oradaki temsilcilere. Şunu gördüm. Bir kere yöneticilerimize tabii ki biz gidiyoruz. Ben Adem Yaman olarak yöneticilerime gittiğim zaman bunun karşılık bulma ihtimali çok düşük. Dernek neden işte yani dernek niye kuruldu? Bunun için. Evet Adem Yaman olarak talep ediyorum ama bir kişinin talebi bu. Sonra sözlü olarak verilen cevap karşılık bulmuyor çünkü karşınızdaki taleplerinizin yasal bir yaptırımı var. Yasalara uygun mu değil mi? Bunun altyapısını doldurmanız gerekiyor. Yani duygusal olarak istediğiniz bir şeyin yasal olarak uygun olup olmadığını sizin araştırmanız gerekiyor, evet. Bilmeniz gerekiyor. Ama kişiler bunu bilmiyor. Sonra sivil toplum kuruluşu olduğunuz zaman he diyorsunuz. Yani bu birlikte talep edilmesi ve yasal mevzuatların incelenip öyle talep edilmesi gereken bir şey. Burada duygusallığa yer yok. Yani bazen duygusal olarak size ben şunu yapabilirim diyorlar, diyebilirler. Ama sonra yasayı araştırıyorlar, bakıyorlar ki buna uygun değil, bunu biz cevabını veremeyiz. Ama derneğin buradaki farkı şu, bu yasaya uygun mu değil mi ilk önce kendisi bakıyor, arkadaşlarına cevap veriyor. Diyor ki bu arkadaşlar yasaya uygun değil, biz bunu istemiş olsak bile bunun karşılık bulması mümkün değil. O zaman bunun altyapısını oluşturalım.
bunu mecliste milletvekillerimize veya yerel yöneticilere, işte bu anlamda kim varsa ona bildirelim. Adem Yaman olarak talep bulması çok zor ama bir STK, sivil toplum örgütü olarak, kuruluş olarak ondan sonra daha kolay oluyor. Mutlaka. Yani işte tekrar tekrar hep aynı lafı söylüyoruz ama kalabalığın, yani çok insanın çıkardığı sesle, dediğiniz gibi tek kişinin çıkardığı ses bir olmaz. Onu düşündürür yani, karşındakinin hem farkına varmasını sağlar hem de düşündürür. Evet, böyle çıktınız yola. Böyle çıktık yola. Kurdunuz yani zor olan o yani, güç. Yaklaşık 6 ay benim 2 saat uykularımla, böyle 3 saat uykularımla tüzük araştırmaları, 15 tane tüzüğü incele, yani farklı kuruluşlardan falan kuruldu. Sonra arkadaşlarımız da dedi ki artık bu işe hep beraber bir girdik. Hı hı. Arkadaşlarımız tabii, şöyle bir şey oldu. Burada çok ince bir nüans var. Derneği kurarken ben çevremde arkadaşlarımı alsam, bana talep eden arkadaşlarım da ya bunu işte artık sen kur. Çünkü ses getiremiyoruz. Nereden başlayalım? Dernekten başlayalım. Yani bugün odalar var, birlikler var, vakıflar, her şey var. Bu gidebilir, oraya kadar gidebilir ama bunun ilk önce bir alt zemininden başlamak gerekiyor. Yani merdiveni beşer beşer çıkmak yerine birer birer çıkmak gerekiyor. Nereden başlayacağız? Yerelde biz dedik ki Kocaeli'de bir dernek oluşturalım. Arkadaşlarımız dedi ki o zaman sen kendi yönetim kadronu kimlerle çalışmak istiyorsun oluştur. Ben şimdi düşündüm, yani kendi çevrendekileri yapsam olur ama biz 3-5 arkadaşımızın kurduğu, orada çay içilen, sohbet edilen, işte sorunlarımızı konuşacağımız bir dernek olalım anlayışı bana doğru gelmedi. Yani böyle küçük yüzlerce dernek var. Biz onlar gibi olalım istemedik. Eğer kuruyorsak bu derneği, gerçekten Kocaeli'de gündem belirleyen, gündeme damgasını vuran bir dernek olalım. Ses o zaman getirsin. Nasıl olur? Tabii ki ses getirsin ve doğru yoldan gitsin. Doğru bir şekilde ifade etsin, kendini anlatsın. O zaman nasıl yapalım? Dedi ki bir çalışma yapalım. 3-4 arkadaşımız, biz yönetimimizi kuralım, sonra da her hastaneden bizim gibi yöneticilerine kendini ifade edebilecek, arkadaşlarına kendini anlatabilecek, arkadaşlarının problemlerini doğru bir şekilde ifade edebilecek arkadaşlarımızı biz yönetime alalım, onlarla tanışalım. Eğer bizimkini tanıdığımız arkadaşlarımızla onlarla irtibat kuralım, tanıdığımız değilse referanslar üzerine onlarla iletişim kuralım ve şöyle bir şey olsun, ben sağlık memuruyum, yani bu hemşireler derneği var, anestezi teknisyenlerinin ayrı derneği var, radyoloji teknisyenlerinin ayrı derneği var. Biz Kocaeli'de kuracağız. Bizim bütün sağlık çalışanlarını kapsasın. Her meslek grubundan kendi içinde, 35'in üzerinde meslek grubu bir hastanede çalışıyor. İşte bunun içinde çok fonksiyonlu, işte dediğim gibi radyoloji çalışanı, anestezi teknisyeni, laborantı var, hemşiresi var, sağlık memuru var. 35 tane dal var bu şekilde. Bunlardan birer tane, ikişer tane arkadaşlarımız olsun. Böyle çeşitli olsun, tabii. Herkes kendini güzel bir şekilde ifade edebilsin. Tabii. İsim hakkını da almamız çok şey oldu. Yani Kocaeli, yani rahat bir isim olsun, benimsenen, Kocaeli'ye uygun bir isim olsun. Aynen öyle. Vurgulayıcı. Yönetimdeki arkadaşlarımız için yönetimimizi kurduk. 7 kişi başvurumuzu yaptık. Sonra diğer arkadaşlarımızı aramıza kattık. Ve bugün gerçekten de çok, ben onlarla gerçekten çok mutluyum. Çok çalışıyorlar, çok özverili çalışıyorlar. Biraz sonra faaliyetlerimizi anlatırım. 5 ayın içinde, 6 ayın içinde ne faaliyetler yaptığımızı anlatırım. Çok İnanılmaz güzel bir dernek Kaç olduk. Kaç kişisiniz? Şu anda yönetimde, yönetim olarak bizimle beraber çalışan 30'a yakın arkadaşımız var. Yani aktif olarak böyle sürekli çalışıyorlar sürekli onlar. Sürekli çalışan. Evet. Ama üye olarak 200'e yakın üyeyiz. İlk başta düşüncemiz şuydu. 200'e yaklaştı üyeliği. Evet, yaklaştı. Güzel. Ama biz şöyle, onu anlatmam gerekiyor arkadaşlarıma. Kocaeli'de bu sağlık müdürümüzün kendi verileridir. Biz ilk derneği kurmadan önce bunları da anlatabilirim. Bütün kurumlarımızın yöneticilerine, sağlık müdürümüze, Kocaeli Üniversitesi'nin bizim başhekimine, hastanemizin başhekimlerine. Bir ara diyelim mi? Tabii ki. Alo. Alo. Buyurun. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Nur Hanım. Size ve ekibinize, evet. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Murat Taş. Sağlıkçılara verdi. Sert Taş. Teyle. Sert Taş. Ha, öyle mi? Evet. Nur Sert Taş. Sert Taş. Evet. Tamam. Güzel. Öncelikle daha önce biz de dernek olarak sizin desteğinizi gördük. Sağlıkçılara verdiğiniz destekten dolayı kendinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere Rica ederim. Ne kadar güzel bir iş. Verilmez mi?
Adem Bey'e teşekkür ediyorum. Güzel bir oluşumla başladı. Kocaeli'nde böyle bir oluşuma ihtiyaç vardı. Evet, var. Kendilerine başarılar diliyorum ve buradan sağlıkçı arkadaşlarıma şunları söylemek istiyorum. Bu derneği kurmak gerçekten meşakkatli bir iş. Uğraşmak da öyle. Doğru. Kendilerinden zaman veriyorlar. Gerçekten büyük uğraşılar veriyorlar ama onların bizlerden beklentisi maddi değil, manevi. Evet. Bizler de birer sağlıkçı olarak lütfen elimizi taşın altına koyalım. Evet. Yanlarında olduğumuzu hissettirelim kendilerine ki büyümemiz gerekiyor. Gerçekten böyle bir şey sağlıkçılarda ihtiyaç var. Büyümemiz gerekiyor, bir şeyleri başarmamız gerekiyor. Bunun için de Adem Bey'in kurduğu dernek ilk adımımız olmuş olacak. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum ben. Nur Hanım şöyle, daha önceden dernek faaliyetlerinde bulunmuş bir arkadaşımız, çok değerli bir arkadaşımız Kocaeli için. Çok uğraştılar, onlar da çaba sarf ettiler. Yok, aile sağlığı merkezinde hemşire olarak görev yapıyor. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde bize de çok destek verdi dernek kurulma aşamasında. Yanımızda bulundu ve arkadaşlarımız da yanımızda bulunmak için destekliyor. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum fikirler için. Tabii. Başarılarına sahip olsun diyorum. Nur Hanım, ben çok başarılı çalışmalar yapacağınıza inanıyorum. İnandığım için zaten başkan burada. Fakat tabii ki belli bir süreci var. Evet. Sonra dernekçilik pek kolay değildir. Çünkü özveri ister. Gönül meselesidir. Sizin yaptığınız çok önemli bir şey bunca çalışmanın arasında. Bizler de işte bu şekilde destek veriyoruz size. İnşallah çok başarılı çalışmalara imza atarsınız diyorum ben. Teşekkür ediyorum ben tekrardan. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Nur Hanım. Çok teşekkür katıldığınız için. Sağ olun. Evet. Tabii ki. Yani şimdi Nur Hanım çok doğru söylüyor. Aslında hani yine klasik bir laf, eli taşın altına. Hakikaten şimdi size öyle bir şey yapmaları, destek olmaları lazım ki. Ben şöyle anlatayım Sevcan Hanım. Kocaeli'de bu sağlık müdürümüzle biz görüşümüzde verileri tam olarak derneğimizi kurduktan sonra almamız gerekiyordu. Aldık. Kocaeli'de toplam 26 bin, 25 bin küsür sağlık çalışanı var. Bu hekimlerle beraber. Bu inanılmaz bir sayı. Evet. Yani 26? Bugün hastanelerde çalışan 26 bin mi? Evet, 26 bine yakın. Evet, 25 binin üzerinde. 3 bine yakın hekim. Diğerleri 23 bin tane diğer bizim derneğimize üye olabilecek arkadaşlarımız. Biz hekimler de bizim derneğimize üye olabiliyorlar. Tabii. Ama biz bunu anlatmam gerekiyor. Bunu yanlış anlaşılma olmaması için anlatmam gerekiyor. Hı hı. Hekimlerimiz, tabiplerimiz, biz onlarla beraber çalışıyoruz. Hepsi hocalarımız, bizim çok değerler bizim için. Ama onlar tabipler odasıyla veya farklı kuruluşlarla temsil güçleri var. Kendilerini temsil edebiliyorlar. Temsil sıkıntısı yaşayanlar bizleriz. Evet. Biz temsil sorunu yaşıyorduk bu zamana kadar. Yani bizim bir odamız yok, birliğimiz yok. Kendimizi ifade edebileceğimiz kuruluşlar yok. Pandemide yaşadığımız bir olay var. Bizim adımıza olur olmaz kişiler açıklama ve beyanlarda bulundular. Yani bizim adımıza işte çok yoruluyorlar, çalışıyorlar, yani para istiyorlar, para vermiyorlar falan. Yani bizle alakası olmayan yüzlerce konuyu çok çok farklı kişiler konuştular. Ama biz bu dönemde konuşmadık. Konuşamazdık çünkü kamu çalışanıyız birçoğumuz. Özeldeki arkadaşlar bir özel kuruluşa bağlılar, onlar da konuşamazlar. Bizim adımıza kim konuşacak? Yani bunları kim ifade edecek? Bizim yaşadığımız zorlukları, sıkıntıları veya mutlulukları, motivasyonları kim ifade edecek? Bizim zaten çıkış noktamız işte bunlar hep üst üste taşları koyduğumuz zaman bu şekilde ortaya çıktı. Sıkıntılar bunlardı yani. Tabii ki yani tabii. Bizim adımıza ya bizim anlatamadığımız şeyler vardı. Para istiyorlar. Para vermediği için bu insanlar çalışmıyor veya çalışamıyor. Özverili çalışmıyorlar. Böyle bir şey yok veya yani. Ya da ters tabii ki yani herkes kendi öyle bakış açısından penceresinden bakmaya çalışıyor. Ama bizim alanda sorunlarımız vardı, sıkıntılarımız vardı. Pandemi yani şöyle size gelen bir hasta var. Hastanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani ilk aşaması zaten çok zor bir aşamaydı. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Korunuyorsunuz, şey yapıyorsunuz, bütün kıyafetler bilmem neler. Ama bu inanılmaz yorucu bir süreç. Bunun ne maddi bir düşünülebilir yanı var. Zor bir süreç. Sağ olsun gerçekten devletimiz bize her türlü desteği verdi. Yani Sağlık Bakanımız da bu dönemde bizi elinden geldiğince desteklemeye çalıştı. Müdürlüklerimiz desteklemeye çalıştık. Biz de özveriyle çalıştık.
Ama halkın nezdinde birazcık sıkıntılı oldu bazı şeyler. Yani işte para için çalışılıyor falan muhabbetler oldu. Bazı açıklamalar da onları destekledi. Biz dedik ki bunları... Böyle bir algı güzel... mı oldu? Algı değil mi? Halkın, ya halkın... Şöyle bir şey oldu. Ben bunu çok dillendirmek istemiyorum ama Sağlık Bakanımızın ek ödeme şeklinde, sağlık çalışanlarına ek ödeme vereceğiz şeklinde şeyler oldu. Biz kendi yakın ailemizdeki insanlara bile anlatamadık bunu. Biz savaştayız, siz Sağlık Bakanlığı'ndan para mı istiyorsunuz, talep ediyorsunuz falan şeklindeydi. Sendikalar sanki o algıyı oluşturmuş gibiydi. Böyle bir şey yoktu. Biz çalışmak istiyorduk. Biz şunu istiyoruz. Bizim özlük hakları noktasında sorunlarımız var ama bu bugünlük bir şey değil. Bizim yıllardan beri var. Biz bunu yıllardan uzun süredir var. Evet, bunu anlatmak istiyoruz zaten biz. Yani evet, yıllardır beri anlatmak istiyoruz. Anlatamıyorduk. Hı hı. Bu pandemide ortaya çıktı. Çünkü pandemide sağlık çalışanları böyle göz önünde bulundular. Şok ortaya çıktılar. Yani sorunları da çıktı. Her şey ortaya belki çıktı. Belki de yani bir anlamda da iyi oldu hani. Tabii ki iyi oldu. Buna bizim ihtiyacımız var. Yani şöyle tabii şey anlamında, virüs anlamında şey falan değil ama yani, sağlık çalışanlarının görünebilirliği. Evet, görünebilirliği. Biz şeffaflaştı. Aynen öyle. O zaman reklamlar diyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Aynen. Peki. Kısa bir reklam aramız efendim. Bir şey gördüm burada. Hemen dur onu söyleyeyim Sevgi Hanım'a. Sevgi Hanım bana diyor ki sosyal medyamdan, Sevcan Hanım maskeyi çıkartmışsınız diyor. Yüzünüzü gördük, şükürler olsun. Yetti artık. Gerçekten yetti. Sevgi Hanım, inan ki nefes alamıyordum. Geçen hafta nefesim tıkandı. Aşımı da oldum. Karşımdaki herkes de artık aşılı, temiz. Maskemi o nedenle çıkardım. Yazdıklarınız için teşekkür ediyorum. Evet, yüzümü gördünüz artık. Sevgiler, reklamlardan sonra buradayız. Ne çok hoşuma gitti. Evet başkanım, devam edelim hadi. Devam edelim mi? Şimdi tabii tam şeyde kaldık reklama girmeden önce. Hakikaten zor bir meslek yaptığınızı anlatıyorduk. İşte bu birliktelik sizi çok daha rahatlatacak. Hı. Belki de işte bu pandemide yaşananlar sizin bazı sıkıntılarınızı su yüzüne çıkarttı. Daha şeffaflaştı yaptığınız çalışmalar. Sizin beklentisi olduğunuzu biliyoruz. Zaten mantıklı insanlar bunu biliyorlar. Evet. Düşünüyorlar. Yani sağlık bu, can bu. Evet. Bu mesleği de sevmeyen yapamaz galiba ya. Değil mi? Ben şimdi Sevcan Hanım size şu şekilde anlatayım. Bakın biz şu anda burada program yapıyoruz. Evet. Bu yıllardan beri böyle. Ben 20'nin üzerindeki yıldır bu mesleğin olduğumdan beri bu şekilde çalışıyoruz. Bakın şu anda acil servislerde, hastanelerimizin acil servisinde kalp masajı yapan, insanı geri döndürmeye çalışan arkadaşlarımız var şu anda. Tabii. İnanılmaz bir şekilde adrenalin salgılayıp ya, hastayı geri döndürmek için uğraşan arkadaşlarımız var. Şu anda ambulansta hasta elinden kayıp gitmesin diye bir taraftan damar yolu, yani hareket eden aracın içinde damar yolunu açıp bir an önce sıvılarını, işte ilaçlarını yapmak için çalışan. Acil tıp teknisyen arkadaşlarımız var. Can kurtarmaya uğraşıyor. Can kurtarmak için ya, uğraşıyorlar. Tabii. Şu anda yoğun bakımda, hı-hı, hastasının altını değiştiren, sekresyonlarını değiştiren, bundan iğrenmeyen, yani bir çocuk annesinden babasından bunu rahatsızlık duyarken 5 yıl çalışıyorsa orada, 10 yıl çalışıyorsa orada, her gün bunu yapan arkadaşlarımız var. Ben onlara bu akşam buradan, şu anda beni izleyemiyorlar. Evet. Ben onlara selam gönderiyorum. Evet. Bunlar çok değerli insanlar. İşin içinde olmadığınız zaman bilmiyorsunuz. Evet, bilmez. Yani işin içinde olmanız lazım. Bunu kim biliyor en çok? Bizim ailelerimiz biliyor. Akşam geldiğimiz zaman o gün yaşadığımız atraksiyonu, o gün yaşadığımız gerginlikleri, hastayı döndürmek için uğraştığımız çabayı anlattığımız ya, zaman gözleri doluyor. Hüznü. Tabii yani. Anlattığımız kolay zaman mı? Onları biliyor. Hı-hı. Tabii dışarıdaki insanlar da şu şekilde biliyor. Görevi deniliyor ama biz de insanız. Biz bazen empati yapıyoruz.
bizim de çocuklarımız var, bizim de annemiz var, bizim de babamız var, bizim de yakınlarımız, çok sevdiğimiz değerli insanlar var. Biz bazen kendimizi onların yerine koyuyoruz. Oradaki hastaların yerine kendi annemizi koyuyoruz. Tabii. Hepimiz profesyonel olmaya çalışıyoruz ama bazen profesyonelliğimizi kaybedebiliyoruz. Çünkü hepimizin kalbi var, hepimiz insanlarız. Tabii. Bizim meslek grubumuzun %75'i bayanlardan oluşuyor. Bayanlar, kadınlar bu konuda daha duygusallar, daha hassaslar. En çok kadınların çalıştığı meslek grubu herhalde bizleriz. Hemşireler, şeyler falan. Hemşireler var, laborantlar var. Sağlıkçı, çeşitli. Tabii ki. Ve bunların anaç bir ruhu var. Yani bir tabii, annelik özellikleri tabii var. Bu insanlar sık sık empati yapıyorlar. Bu çok önemli. Tabii ki bu anlamda çok yoruluyorlar. Çünkü hem orada bir işleri var, herkes çalışıyor ama biz insanla çalışıyoruz. Oradaki insanın hayatını risk oluşturması biz de duygusal olarak gerçekten de üzüyor. Bunları ifade etmek istedim. Çok önemli. Şu söylediklerinizi sadece evet düşünebilse evet, bazı zamanlarda sinir krizine giren, sinirlenen evet, işte veyahut sağlıkçılar adına evet değişik düşünceler içinde olanlar sadece bunları düşünebilse veya o empatiyi yapabilse evet, inanın ki hiçbir şey olmaz. Çok başka bakarlar. Başka detayları anlatayım. Şöyle ki bunları gerçekten konuşmam gerekiyor. Bu akşam konuşun lütfen. Evet. Biz kimseye şey yapmıyoruz. Siz evet gayet güzel şey içindesiniz. Arkadaşlarımız, bizim Türk kültüründe bir şey var. Biz ailelerimize çok sahip çıkıyoruz. Biz evet kendimiz de öyleyiz. Bir tane hastamız var. Acil servise gidiyor. Yanında yaklaşık olarak 15 kişi birlikte gidiyor. Ah, o bizim. Bir ambulans gidiyor. Peşinde araçlarla beraber 15 kişi gidiyor. Bizim arkadaşlarımız hastayla uğraşması gerektiği zamanı oradaki yakınlarını telkin etmek için harcamak evet durumunda kalıyorlar. Oradan uzaklaştırmak zorunda kalıyorlar. İşte onun görünürlüğünün olmaması için uğraşıyorlar. Yani hastayla mücadele etmesi gereken birçok zamanı yakınları için uğraşıyorlar. Bunlar görünmüyor. Herkes kendini biliyor. Ama biz gün içinde o arkadaşımız orada 8 saat çalışıyorsa, bazen 14 saat çalıştı oluyor, 24 saat esasıyla çalışan arkadaşlarımız var. 8 saat çalışıyorsa 8 saatte 10 tane böyle hasta geliyor, 10 tanesiyle aynı şeyi yaşıyor. Sonra hasta yakınları bize şunu söylüyorlar. Ya bizimle ilgilenmediniz. Biz sizinle ilgilenmek istiyoruz ama bizim iş yükümüz sadece sizlerle ilgilenmek değil. Sizin gibi 10 tane hasta oluyor, 15 tane, 20 tane hasta oluyor. Her birinizle ilgileniyoruz. Her birinizle detayları anlatmaya çalışıyoruz. Her birinizle bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu yorucu bir süreç. Asli görevimiz var. Asli görevimiz hasta. Hastaya tedavi uygulamak. O tedaviyi uygulamak yerine insanlara bilgi vermek, sunum yapmak için zaman harcamak inanılmaz insanları yoruyor. Biz burada millet olarak da bazen birazcık artık kendimize bir çeki düzen verip güzel bir şekilde bunları ifade etmeliyiz. Ailelerde bilgili, donanımlı kişilerin konuşmasını, iletişim kurmasını sağlamalıyız. Evet. Bunları artık yavaş yavaş bence hani dünya ülkesi olmak istiyorsak yavaş yavaş bunları artık yapmalıyız. Evet. Peki mesela tabii onlara geçeceğiz demiştim ya hani baştan program akışımızı anlatırken. Hasta gözünden de bakacağız, sağlıkçı gözünden de konuşacağız da. O zaman karşılıklı anlayış ve karşılıklı yapmamız gereken şeyler var. Bunları çok iyi bilmemiz evet lazım. O eski hani ailecek birisi hasta olunca hastaneye gitmek, hatta orada yemek içmek, evet, sanki pikniğe gitmiş gibi şeyleri komedi şeylerine giren görüntüleri evet yapmamak artık ayıp yani yapmamak lazım. Bakın şöyle bir şey var. Ben bunu yakın zamanda fark ettim. Arkadaşlarımla da konuştuğumda kurum ayrıcalığı yapıyoruz biliyor musunuz? Yani kurumları hı ayırıyoruz. Mesela evet millet olarak. Ben de onun içindeyim. Yani ben de vatandaşım. Benim de annem babam var. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Kurumsal bir özel hastaneye giderken iki kişi gidip orada yer kaplamıyoruz. Saatine riayet ediyoruz. Ondan sonra oradaki sıraya riayet ediyoruz. Doktoru bekliyoruz. İşte oradaki sağlık çalışanlarına daha çok yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kamu hastanelerine giderken başka türlü şöyle bir kendimizi gösteriyoruz. Evet. Daha böyle niye orada acaba nasıl böyle?
Orada buralar bizim. Şimdi şöyle bir durum var. Bir şey var yani. Bir şey hissediyor insanlar. Ben kendim gördüğüm şeyi anlatayım. Biz yıllar önce sağlık hizmeti almakta çok zorlanmışız. Evet. Zorlanmıştık. Yani işte devlet, hükümet yetkililerimiz anlatıyorlar. Herkes tabii bir şeyler anlatıyor. Biz de bunları yaşadık. Çok sıralar vardı. İşte odalar uygun değildi. Bir odada işte 8 hasta vardı. Pisti. Aa, bilmem ne. Yani bunların hepsini biz yaşadık, gördük, çalıştık o alanlarda. Şimdi inanılmaz bir nasıl diyeyim, o şartlara göre inanılmaz bir güzellik var. Bunlar daha da tabii ki daha da güzel olması gerekiyor. Mutlaka. Daha da kaliteli. O zaman sağlık çalışanı, bir serviste iki tane sağlık çalışanı varken şimdi daha fazla sağlık çalışanı var. Eskiden bir hastaya işte hemşirenin gelebilmesi çok zaman alırken şu anda sürekli başında hizmet verebiliyor. Ama bunun getirdiği bir şey var. O hemşire diğer sağlık çalışanları asli görevini yapması gerekiyor. O kültürü de geliştirmemiz gerekiyor. Yani bunların entegre gitmesi gerekiyor. Vatandaşlar için de entegre gitmesi gerekiyor. Yani orada özel hastaneye gidip orada farklı davranıp burada nasıl olsa bize bakmazlar, burada nasıl olsa bizimle ilgilenmezler deyip daha böyle önce kendine almaya çalışmak, diğerlerinin sırasını önüne geçmeye çalışmak, oradaki insanlara mağduriyet yaşatmak aslında sorunu çözmüyor, daha fazla sorun üretiyor. Çok. İşte mesela hani yanlış anlamasın bizi izleyenler. Tabii ki bunlar hatırlatmadır. Kimseye söylemem. Yani bunu düşünemeyen insanların olduğu bir gerçek. Hayır diyemez kimse. Bu var. Neler yaşıyoruz hastanelerde. Sevcan Hanım şöyle. Onun için kimse yanlış anlamasın. Biz bunu konuşmak zorundayız. İnsanlar bunları farkına bunları ben konuşmak istiyorum. Arkadaşlarım çünkü bunları bana konuşmamı istediler. Konuşmamı istediler. Şöyle ki, bizim meslek grubumuzdaki insanlar her gün onlarca hakarete, tacize maruz kalıyorlar. Bakın bunların hiçbirisi anlatılmıyor, yöneticilerine söylenmiyor. Nasıl bu bunlar? Hasta yakınları tabii ki hepimiz insanız, hepimiz sağlık hizmeti alıyoruz. Ben de farklı kurumlardan sağlık hizmeti alıyorum ama ön yargıyla gelip kuruma örnek veriyorum, bugün bir hekimden hizmet almak istiyor. Ama hekim o sırada operasyonda oluyor, farklı bir hastasıyla oluyor. Ama burada bir tıbbi sektör arkadaşımız var. Oraya geliyor, hekimle ben görüşmek istiyorum diyor. Ama hekim uygun değil. Keza hemşire aynı şeyi yapabiliyor veya radyoloji teknisyeni aynı şeyi olabiliyor. Uygun değil, görüştüremiyor. Hasta burada veya yakınları, ya işte bunları işte dövmek lazım, bunları işte fırçalamak lazım, bunlar iş yapmazlar. Böyle şimdi işte. Bizim bir yetkinlik alanımız var. Evet. Bilgi verme alanımız sınırlı. O yetkinliğimizin dışına çıkmamız mümkün değil. Bir hastaya bilgi verebilecekse, bilgi verecek kişi belli, biz değiliz. Bizim asli görevimiz tıbbi sekreterse raporu yazmak, randevusunu vermek ve orada vermiş olan hocasının söylediklerini uygulamak, yerine getirmek. Ama burada bir hasta, bir hasta yakını bunun gibi günde 10 tane aynı şey. Yani o hasta yakını zannediyor ki bana yapılmıyor bu. Evet. Bana verilmiyor. Doktorla ama görüştürülmüyor. O, tabii. O gidiyor, başka biri geliyor. O gidiyor, başka biri geliyor aynı şeye. O gidiyor, başka biri geliyor. Bu inanılmaz bir psikolojik depresyon kaynağı insanlarda. Meslek grubumuzda böyle bir sıkıntı var. Bunu bizim anlatmamız gerekiyor. Evet. İnsanlarımız da bunu bilmeli. Yöneticilerimiz de bunu bilmeli. Biz yöneticilerimize bunları anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Gerçekten bunun nasıl önüne geçebiliriz? Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Gerçekten çalışılması gerekiyor. Çok önemli bir şey. Ya gerçekten bizim meslek grubumuzdaki insanlarda inanılmaz bir yorgunluk var. Psikolojik yorgunluk var. Yani psikolojik olarak her gün görev tanımının dışındaki işlerle uğraşıyorlar. İşte hasta yakınlarını telkin etmekle, hasta İşkence yakınlarını gibi bir şey yani. Her gün anlatıyorsun. Her gün anlatıyorsun. Evet. Günde 10 kişiye, 20 kişi. O gidiyor, diğeri geliyor. O gidiyor, diğeri geliyor. Aynı şeyleri yaşanıyor. Ama benim yetkinlik alanımda olan şey değil bu. Yani benim yetkinlik alanımda, buraya kadar benim... Evet, bunu bilmiyor. Şimdi ben örnek veriyorum. Bir hasta hakkında benden bilgi isteniyor. Bakın bu da çok. Geçen de başıma geldiği için bunu anlatacağım. Hasta hakkında yani bilgi. Bazı misaller de verebilirsin. Evet. Hasta hakkında bilgi isteniyor. Hasta hakkında bilgi verme yetkim benim yok. Evet. Hemşire arkadaşımın hasta hakkında bilgi verme yetkisi yok. Veya
Tıp bir sekreter arkadaşımın hasta hakkında bilgi verme yetkisi yok. Ne yetkisi var? Hemşirenin tedavi düzenleme yetkisi var. Orada doktorun yazmış olduğu tedavi düzenleme yetkisi var. Bilgiyi kim verecek? Hekim verecek. Ama hasta ve hasta yakını hemşireden sürekli bilgi istiyor. Arkadaşım anlatıyor, ben bilgi veremem diyor. O evet. Tabii hakaretler oluyor, telefonla konuşuyor, ya bunlar şöyle bize uyguluyorlar, kendini çok beğenmişler bilmem ne. Ya bunların hepsi birer psikolojik baskı. Her gün biz bunları yaşıyoruz ama biz yetkinliğimizin dışına çıkamıyoruz. Velev ki çıktık ve anlattık. Bilgi verdik. Bizim tahmin etmediğimiz bir olay gelişiyor bir süre sonra. Bir saat sonra, iki saat sonra. Bize hemşire böyle demişti. Oluyor. Ya bu anlamda bize de gerçekten birazcık müsamaha göstersinler. Yani o alanın biz dışına çıkamadığımızın, bizim yetki sorunumuzun o alanda olmadığını insanların gerçekten de bilmesi gerekiyor. O anlamda bize gerçekten de birazcık olumlu baksınlar. Biz işimizi gerçekten suistimal, benim çoğu arkadaşlarım, tabii ki içimizde vardır. Ben yok yani olabilir. O kadar bir yani tabii kendine hakim olamayan, sinirli, tabii ki. Çabuk patlayan. Tabii ki var. Her meslek vardır. Grubunda vardır. Ben herkes adına konuşamam tabii ki ama tabii. Gerçekten bizim meslektaşlarımız çok özverililer. Yani genel anlamda özverililer. Konuşuyoruz. Eskiden bu özveri var mıydı tartışılır ama şu anda inanılmaz özveri var ya. Yani o kadar insanlar, yani bu son 10 yıldır falan o kadar kendini geliştirdi ki bizim meslek grubumuz. Kongreler, eğitimler, kendilerini eğitmek için elinden gelenleri yapıyorlar. O kadar psikolojik baskıya maruz kalmasına rağmen daha iyi ne yapabiliriz diye gerçekten çok düşünüyorlar. Gerçekten ülkemiz bu anlamda ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Bakın sağlık hizmeti anlamında, sağlık hizmeti alma anlamında çok iyi durumda. Çok şanslıyız. Ama hala daha böyle bir önyargımız var. Var. Bunun farklı nedenleri var. Bu farklı nedenlere ben ilerleyen zamanlarda belki girerim ama insanlarımız hepimizde aşırı bir özgüven var. Bu özgüven çok iyi. Böyle kurumlarda bu özgüven yorucu oluyor. O zaman şöyle yapalım. Tabii bu bölümü de öyle bitiririz. Yani siz deminden beri konuştuk anlattıklarınızla lütfen bizi bu durumlarda zorda bırakmayın. O zaman tersleşiyoruz işte, bize kızıyorsunuz. Ama biz bunu yapamıyoruz. Ve geriliyoruz. Biz de karşınızda bir insanız demek evet, istiyorsunuz. Evet, kesinlikle. İşte o nedenle demin söylediğim. Yani karşılıklı birbirinizden beklediğiniz bir şeyler kesinlikle. Var. Birbirimizden. Ben kesinlikle. Bir hasta veya hasta yakını olarak geldiğim zaman siz de mesela, ben hep söylüyorum ve söyleyeceğim, ben COVID olduğum zaman üniversite hastanesine yattım. Başka arkadaşlarım da başka yerlerde yattılar. Evet. Haberleştik hep sonradan, konuştuk. Evet. Neler yaşadığımızı tabii anlatıyoruz. Evet. Ve ben orada çok ağır da değildim. Gözlemledim. Evet. Oradaki hemşirelerin, sağlık çalışanlarının o hastalarla nasıl ilgilendiğini gördüm. Özverilerini gördüm. Evet. Gece yararlarına kadar bir o tarafı koştuklarını. Şimdi bunları gördükten sonra insan daha bir başka bakıyor. Evet. Biz yıllardan beri böyleyiz aslında. Mutlaka böylesiniz. Sizin mesleğinizin sadece... şeyi bu. Evet. Biz yani, böyleyiz dediğim gibi. Onun için aslında çok şanslıyız. Sağlık çalışanı anlamında evet. Şu anda ülkemiz çok şanslı. Gerçekten özverili bir şu anda nesil var bu anlamda. Ama tabii ki işte bunu karşınızdakinin de bunu bu şekilde anlaması lazım. Bu şekilde anlaması gerekiyor. Evet. Bu şekilde bakması gerekiyor. Evet. Bize yardımcı olması gerekiyor. Destek olması gerekiyor. Bakın ben olaylar üzerinden, örnekler üzerinden gidelim tabii, diye. Tabii, ben yakın zamanda başıma gelen bir olayı anlatacağım. Bir arkadaş bana dolaylı olarak... Örnek de olur yani dinleyen, izleyen. Telefon geldi. Telefon geldi. Bana dediler ki ondan sonra şöyle bir serviste bir kişi var. Özel oda ihtiyacı var. Bununla ilgili bir özel oda var mı, bir konuşabilir misin? Şöyle bir şey oldu. Aradım oranın servis sorumlusunu. Dedim ki özel odanız var mı? Bana dedi ki Adem Bey de sizinle beraber de bu kurumda 8. kişi arıyor dedi. Yok. Bütün hastane ayağa kalkmış. Evet. Özel hizmet almak istiyor. Kamu hastanesinde özel hizmet almak istiyor. Yani bu tarz şeyler, girişimler... Olsa zaten veriyorlar. Yani onu da gördük. Tabii ki veriliyor. Yani, hiç ayırt etmeden veriyorlar hem de. Belirleyici kriter biz değiliz burada. Evet. Yani biz sizden, odamı yapıyoruz. Evet, tabii. Sizden bunu talep ediyorlar. Evet, bizden talep ediyorlar. Yani biz orada iş gören gibi durumda oluyoruz. Tabii ki biz rica etmeyiz. Herkesin tabii ki hakkı var. Herkes kendi hakkını... almalı. Ama bunu biz söylediğimizde işte
bütün hastanedeki kişileri, tanıdıklarını, eşini, dostunu ayağa kaldıran, hizmet alma noktasında. Çünkü bir güven yok herhalde. Güvensinler. Yani gerçekten sağlık çalışanlarına şu anda... Niye güvenmiyorlar? Yani siz var da yok mu diyorsunuz? Bu yönetimsel problemler olabilir bu anlamda. Kamu hastaneleriyle özel kurumları ayıran kriterler burada. Burada değerli yöneticilerimiz de yavaş yavaş oluşuyor aslında. Bakın şehir hastaneleri yapılıyor. Evet. Hastane hekim sayıları artıyor. Yavaş yavaş oluşacak bunlar. Ama şu var. Sağlık anlamında aktif bir ülkeyiz biz. Son 20 yılda inanılmaz bir şekilde hem hastanelerin fiziki şartları, hem personel ihtiyaçları, hem personel donanımları, fiziki donanımları her geçen gün artıyor. Çok inanılmaz aktifiz. Bu anlamda onun için bunlar birdenbire olan şeyler değil. Yavaş yavaş olacak şeyler. Şu anda biz herhalde geçiş dönemindeyiz. Ondan dolayı oluyor. Sanıyorum ama öyle. Yoruluyoruz. Sadece onlar biraz da bize, sabır diyecek. Bizi biraz evet. dinlendirsin. Yani onun da bir dönemi kapanacak. Tabii ki. Yeni bir dönemle karşı karşıya kalacaksınız ama yani bir bazı da insanların huyudur bu. Evet. Yani ne yaparsanız yapın geçmez. Sinir işte dedim ya sinirlidir, patlamaya evet. hazırdır. Biraz da acısı varsa karşısındakinden onu çıkartmaya çalışan insanlarla karşılaşacaksınız. Yani evet. mesleğiniz icabı. Tabii ki bu. Mesleğimizin özelliği bu. Evet. Biz bunları biliyoruz. Onun için de elimizden geldiğince tabii ki diyaloglarımızla, konuşmalarımızla insanları telkin etmeye çalışıyoruz. Karşımızdaki hasta. Ne yapıyor? Yani orada kadınlar var. Evet. Kızlar ve kadınlar daha ziyade diyorsunuz ya siz de. Evet. Karşısında şiddetli, sinirli, işte yapmadınız, etmediniz diyen bir insana ne zamana kadar susabiliyor? Yani... Susuyor. Sussa da sonra kendini nasıl deşarje ediyor? Nasıl uyuyor? Yani insanın içi kararır. Anlatayım mı? Yani bu arkadaşlar. Yani bu mesleği daha değil mi görüyor mu? Ben buradan onlara sesleniyorum. Bakın şöyle. Evet yani. Arkadaşlarım çok zor. Kimseye anlatamıyorlar biliyor musunuz? Yani çok zor gerçekten. İçine atıyorlar, kapanıyorlar. Arkadaşlarımın aslında yüreği kararır. Akşam ben bunu söylediğimde, bunu birkaç toplantıda söyledim. Akşam gidiyorlar evdeki... bardaklarından, tabaklarından çıkarıyorlar. Yani. Öfkelerini bazen çocuklarından çıkarıyorlar. Eşlerinden çıkar mısınlar? Eşlerinden çıkarıyorlar. Ben onlardan bir tanesi. Eşiniz duysa şimdi. Yani o konuda yok hak veriyorum. Oluyoruz. Hak veriyorum ama aranız açılır yani. Yok yere yazıktır yani. Ama gerçekten çok zor. Ben çünkü hem eşimden biliyorum, hem kendimden biliyorum, hem arkadaşlarımdan. Ya ben 25 kişilik bir ekiple çalışıyorum. Akşama kadar inanılmaz bir atraksiyon içinde çalışıyoruz. Eşiniz akşam, hangi bölümde? O aile sağlığı. Aile sağlığında çalışıyor. Hı hı. Ama dediğim gibi insanlara her gün aynı şeyi anlatıyor. Tabii ki anlatacak görevleri var ama dediğim gibi yetkinliği olmayan i̇şte, alanlarda anlatmaya çalışmak yorucu oluyor. Yani işte diyorum ya bir yere kadar evet. insan bu ya. İnsan evet. etten, kemikten, sinirden yaratılmış bir insan. Bir yerde sonunda patlayabilir. Evet. Ondan sonra da işte vay efendim hemşire, ya, şey, sağlıkçı şöyle dedi, hemşire böyle yaptı, kavga çıktı. Evet. Ya ben, insanlarımız bizim çok değerli. Ben o anlamda hiçbir şey söylemiyorum ama. Söylemiyorsun. Ama çok böyle gereksiz detaylara takılıyorlar. Hele günümüzde şu telefonlar falan var ya. Yani evet. her yerden bir bilgi öğreniyorlar ve ona geliyorlar sizinle konuşmak istiyorlar. Evet. Sizi soruyorlar. Sizin o sırada başka işler yapmanız lazım. Olabilir. Yani evet. Hastalarınızla ilgilenmeniz lazım. Ona cevap vermediğiniz zaman kırılıyorlar, bozuluyorlar. O zaman bundan sonraki bölümde biraz o şeyi, pencereyi hasta ve hasta yakınlarına doğru açalım. Diyelim ki lütfen bakın şunu bekliyoruz. Evet. Sizler de bizden bunu bekliyorsanız evet. karşılıklı artık yeter anlaşalım evet. gibi bir güzel bir çağrıyla. Yok çok problem yok aslında. Yani ufak tefek şeyler işte, olacak tabii ufak ki. Ufak tefek şeyler de sizi üzüyor. Ya sadece yani, biz yoruluyoruz. Mesleği üzüyor. Bizim dinlenmemize yardımcı olsunlar. Evet, o anlamda olmaz. Dinlenmemize yardımcı evet, olsunlar. Evet. Yani tabii ki biz onlara hizmet edelim. Yani biz şöyle, biz tedavi anlamında hiçbir şeyden kaçmayız. Ama işimiz olmayan alanlardaki biz işler bizi yiyor. Peki evet. o zaman reklam alalım. Ondan sonra devam edelim başka. Tamam. Evet, kısa bir reklam.
hemen hemen çok şeyi anlattık. Evet, Adem Başkanım. Çok güzel anlattık, gayet güzel şeylere değindiniz. Bilhassa hastalarla olan diyaloglar çok önemliydi. Ancak şimdi tabii şeye geçeceğiz. Sizin de bir takım talepleriniz, istekleriniz var. Yöneticilerden, yerel veyahut işte hükümetin belki size vermesi, işte yanlış anlaşılan bazı konular var dediniz. Hepsini konuşalım da biraz da şu pandemi dönemine değinelim. Tabii ki. Arkadaşlarınız çok yoruldu o dönemde. Evet. Çok yoruldu. Yani nasıl gidiyor? Ne yaptılar? Neler yaşadınız sağlıkçılar olarak? Azıcık değinmeden olmaz. Ya şöyle bir şey. Tabii ki insanlar bir belirsizliğin ortasına düştü bir anda. Yani bu belki görüne görüne geldi ama birdenbire gelişti. Ve o dönemde iş yükü birdenbire iş yükü olarak sağlık çalışanlarına ve sağlık çalışanları iş yüküyle uğraşırken bir de belirsizlikle, psikolojik etkisiyle de uğraşmak zorunda kaldılar. Çünkü temas ettikleri her kişinin COVID olma ihtimali vardı o dönemde. Olabilirdi. Yani siz bilmiyorsunuz. Tabii testler o dönemde, ilk başladığı dönemlerde testler hemen bir saat, iki saat sonra çıkmıyordu. Biraz zaman gerekiyordu. Ve siz gelen her hastaya COVID'li olarak görmek zorundaydınız. Ne kadar zor bir dönem değil mi? İnanılmaz zor. İnsanlar böyle gibi. Malzemeler hemen geldi elimize. İnanılmaz bir şekilde koruyucu kıyafetlerle karşılamak zorundasınız. O koruyucu kıyafetlerin inanılmaz bir yükü var. Yükü. Yani şöyle, ben o dönemde o beyaz tulumlar dediğimiz tulumlarla çalıştım. Bir saat gerçekten de çalışamıyordum. Yoğun bakımda çalıştınız mı? Ben biz anjiyo ünitesinde çalıştığımız için anjiyo yaparken daha falan önce onları şey yaptık. Hı-hı. Daha önce çok yıllar önce çalıştım da son onu da bu dönemde çalıştım yani, arkadaşlarım çalıştı hı-hı, inanılmaz bir şekilde. Yani şöyle, evet, o kıyafeti giyiyorsunuz bir saat, çünkü aktif olarak çalışıyorsunuz o sırada. Yani bir sürü hastaya temas ediyorsunuz, işlem yapıyorsunuz, işte koşturuyorsunuz falan. İnanılmaz bir sıvı tüketimine sebep oluyor. Tabii. O sırada kendiniz mikrop, virüs almamanız gerekiyor. Bunlarla mücadele etmeniz gerekiyor. Üzerinize bakın, şimdi biz bir tane maskeyle ne kadar zorlanıyoruz. Yani o dönemde N95'ler kullanıyorsunuz, yetmiyor. Üzerine bir maske daha kullanıyorsunuz. Gözlük şey yapıyorsunuz. O buharlar yüzünüzü, gözünüzü. Ya bu inanılmaz bir yük insan üzerinde. Çok zor. Büyük bir savaş. Yani tabii ki savaşın büyük gücü olmaz ama arkadaşlarımız hem psikolojik etkisiyle hem hastalığın kendisiyle çok uğraştılar, çok yoruldular, inanılmaz bir şekilde yoruldular. Onun yanında bir de farklı etkileri var. Psikolojik etkileri şöyle, hastalığı ben kaparsam şimdi hastamdan, hı hı, aileme götürür müyüm? Götüreceğim evime. Hadi evimde bakalım. Çocuğuma götürür müyüm? Anneme babama götürür müyüm? Tabii. Çünkü sizin potansiyel gelen her hastanız COVID olma ihtimali var. Sizin o sırada taşıyıcı olma ihtimaliniz var. Bunu taşıyıp başkalarına götürme, bulaştırma ihtimaliniz var. Yani insanlara biz eve kapanın, çıkmayın dedik. Ama bize gelen herkes COVID'li olma ihtimali vardı ve onları ailemize götürme ihtimalimiz vardı. Birçoğu gitmedi evinden, çocuğundan uzun süre ayrı kalan arkadaşlarımız oldu. Görüşmeyen arkadaşlarımız oldu. Ya 2 yıldır ailesini görmeyen, ailesine gidemeyen arkadaşlarımız var. Tatile gidemeyen arkadaşlarımız var. Yani tatile dediğimiz annesinin babasının yanına gidemeyen arkadaşlarımız var. Söylüyorlar ya, benim işte çocuklarımı görmedikleri için annem babam üzülüyor, torunlarını görmedikleri için ağlıyorlar diyen arkadaşlarımız var. Bunların hepsini üst üste koyduğun zaman bir psikolojik etki yaratıyor. Evet. O inanılmaz bir yorgunluk yaratıyor. Yani bir tanesi belki o anda gözünüze görünmüyor, iki tanesi görünmüyor ama üst üste koyduğunuz zaman bu büyük bir travma. Tabii. Bu travma da yorucu bir etkisi oluyor. İnşallah bu süreci biz alnımızın akıyla başaracağız, çıkacağız bu dönemden. Bu aşıların da etkisiyle aşılarımızı da düzenli bir şekilde yapacağız. Çok arkadaşlarımız sahada çalışıyor, yöneticilerimiz çalışıyorlar. İyi gidiyor aşılamada. Ben şu anda bu anlamda arkadaşlarımız çok emek harcıyorlar. Tabii ki bunlar konuşulur, tartışılır ama bize düşen aile görev anlamında. Aile bir kargaşa vardı, o da galiba. Onlar da evet biraz ilk dönemlerde kargaşa oldu. İş yükleri onların üzerine binmek zorunda kaldı. Randevu sisteminde galiba tabii biraz. Tabii ya, sistemler istenildiği gibi verimli çalışamıyor. Tabii ki hepsi daha yeni yeni kurulan şeyler. Tabii. Birden karşımıza çıktı. Şimdi alışveriş merkezlerinde tabii, bile yapılmaya başladı. Aşılar çoğaldı, AVM'lerde yapılır oldu, fabrikalarda, iş yerlerinde yapılır oldu, meydanlarda mobil ekipler oluşturuldu.
Dün sağlık müdürümüz açıklama yaptı. Yeter ki olalım aşı. Tabii ki. Yeter ki aşımızı olalım. Yaş aralıkları düşmeye başladı. Önceden sadece randevu üzerinden gidiyordu. Şimdi başvuranlar kriterleri karşılıyorsa alınıp aşıları yapılabiliyor. Bunlar inanılmaz şeyler. İşte merdiveni birer birer çıkılıyor. Evet. Şu an bu şartlar oluşuyor ama iş yükü aile sağlığı merkezindeki arkadaşlarımız bugün ben biraz kendileriyle sıkıntıları vardı. Çok vardı. Yoruldular. Çünkü ben de konuşmuştum. Çok sıkıntıları vardı. Çok İnşallah önümüzdeki bayram öncesi ilk dozları yapıp Türkiye genelinde inşallah birazcık daha bu işi azaltmak şey yapacak. O zaman da bizim iş yükümüz de yavaş yavaş azalacak. Belki bugünleri, vatandaşlarımız da bize destek olsunlar. Bugünleri yad edeceksiniz. Nasıldı ya işte şu sene neydi o öyle diye dilerim. Huzur içinde anarsınız bugünleri. Zor bir süreçten geçtik. Yani bu dünya üzerinde zor bir süreçten geçti dünyamız. Evet, bütün dünya zor süreçten geçmez mi? De hala süreç aslında. Devam ediyor. Tabii onu da rica edeceğim. Bir sağlıkçı değil, olarak bitti mi yani insanlar? Evet, ki, hayır, hani ben bugün maskemi çıkardım ama hani aşımı oldum. Artık karşıma gelenler aşılı falan diye ve çok kendime zarar veriyorum. Evet. Çıkardım ama bu demek değildir ki ben dışarıdan maskemi çıkaracağım, mesafeme dikkat etmeyeceğim diye bir şey yok değil mi? Kesinlikle böyle. Başka? Bu şuydu. Şimdi en azından yavaş yavaş taşlar oturmaya başladı. Evet. Bizi koruyucu etkiler neler? Evet. Ne yaparsak bizi korur. İlk başlarda belirsizlik vardı, korku vardı, uymayan insanlar vardı, inanmayan insanlar vardı. Ama şimdi en azından gerçekliğinin, bilimsel çalışmaların daha üzerine bilimsel olarak konulmuş veriler var. Neyin koruyacağı üzerine bilimsel veriler oluşmaya başladı. Evet. Bunlar üst üste koyduğunuz zaman artık daha çok yavaş yavaş oturuyor. Evet. Tabii artık oturması lazım. Evet. Yani öyle aşı karşıtlığı yok şöyle. Zaman, reklam arasında da konuşuyoruz tabii. Evet. Hani zaman bazı şeyleri gösterecek. Tabii. Çünkü hiçbir bilim adamı yarın bir sene sonra ne olacağını tam anlamıyla bilemiyor şu anda. Tabii. Ama aşı olmadan da bundan kurtuluş olmadı bir şu anın, gerçek. Şu anın gerçekleri şu bu. Şu anın gerçekleri bu. Evet. Bilimsel veriler bunu gösteriyor. Evet. Bu bilimsel verilere de güvenmek ve inanmak gerekiyor. O doğrultuda yol almak bu gerekiyor. Bu nesil bunu tadacak. Evet. Maalesef. Her neslin yaşamış olduğu bazı problemler var. Bu döneminde problemi bu oldu. İnşallah bununla biter. Bir daha böyle bir şey başka göstermesilerken ama ne olacak, nasıl çıkacak bilemiyorum. Ben bu virüsten korktum. Çok acayip bir şey. Evet, şimdi sizin taleplerinize geleceğim ama sizin dernek kurulduktan sonra bir takım herhalde ziyaretleriniz falan da oldu. Belki onlardan bir şeyler söylemek istersiniz, duymak isteyen arkadaşlarınız vardır. Evet. Nasıl yaptınız? Şöyle... Biz derneğimizi kurduktan sonra tabii ki bir plan oluşturduk. Ne yapmamız gerekiyor diye. İlk önce kurumsal anlamda kurum yetkililerimizi bir bilgilendirmemiz gerekiyordu. Çünkü birçoğumuz biz kamu görevlisiyiz. Evet. Özel çalışan arkadaşlarımız da var ama kamu görevlisiyiz. Onların bilgisi dışında faaliyet yapıyormuş oluşturdu. Tabii ki dernek kurabiliriz falan. Yani bunlar normal yasal şeyler ama onların da bilgisinin olmasında, çünkü onlardan da bir taleplerimiz olacak belirli dönemlerde. Bunları anlatmak gerekiyordu. Bütün kurum yetkililerimizin birçoğuna gidemediklerimiz de var tabii. Pandemi döneminde çok yoğun çalışan bizim müdürlerimiz vardı, başhekimlerimiz vardı. Çoktur. Gidemediklerimiz de oldu ama gidebildiğimiz kadarıyla, randevu oluşturabildiğimiz kadarıyla gitmeye çalıştık. Resimleri de var. Ben de evet. Bakıyorum bir yandan. Daha sonra da protokol ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Evet, orada mesela Büyükşehir. Değerli valimizle başladık. İnanılmaz bizi güzel karşıladı. Tabii. Kendisinden taleplerimiz vardı. Bazı taleplerle gittik ve inanılmaz bir şekilde bunları olumlu buldu. Bize her konuda destek olabileceğini ifade etti. Harika. Çok uzun bir görüşme yaptık. Biz kısa bir görüşme beklerken kendisi sağ olsun bizi uzun bir şekilde vakit ayırdı bize. Dinledi. Bütün bu anlattıklarımızdan daha detaylı şeyler de anlattık kendisine. Bu anlamda ben gerçekten de kendisine teşekkür ediyorum. Biz yerelde bunu başardık. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanımıza gittik. Ondan bir takım taleplerimizde bulunduk. O da bizi inanılmaz bir şekilde olumlu, güzel karşıladı. Bize müjdeler verdi, bazı müjdeler verdi. Hemen sonrasında müjdeler verdi. Biz şöyle sağlık çalışanları
pandeminin etkisiyle kendimizi şanslı hissediyoruz ama yerel yönetimlerde ben kendimizi daha çok şanslı hissediyorum. Yani diğer şehirlere göre şanslı hissediyorum. Gerçekten bize karşı burada yöneticilerimizin hepsinin bir... Kocaeli duyarlı diyorsunuz. Çok duyarlı. İnanılmaz bir şekilde duyarlı. Biz hangi yöneticimize gitmişsek bugün hiçbir şekilde bize tabii ki olumlu isteklerle, taleplerle gidiyoruz ama hiçbirisine hayır denilmedi. Bu anlamda ben gerçekten tüm yöneticilerimize ayırmaksızın teşekkür etmek istiyorum. Bu işin gereğinde var, dernekçiliğin içinde var. Tabii ki ziyaret etmek gerekiyor ama herkes taleplerine olumlu cevap alamıyor. Biz eğer 5 tane madde istemişsek 4 tanesi, 3 tanesi mutlaka olumlu karşılandı. Olumlu karşılanmayanlar da yasal mevzuatlara takılan şeylerdi. Bunları anlatacağım. Biraz sonra arkadaşlarıma anlatmak istiyorum. Çünkü bazı talepleri var. Evet. O talepleri mesela yasal mevzuatlardan dolayı karşılık bulması çok zor. Ama bunun altyapısını yapmak gerekiyor. Mesela şöyle. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun Tahir Başkanımız bize otobüsleri pandemi döneminde ücretsiz yaptı. Bu zamana kadar bizim çok konuştuğumuz, dillendirdiğimiz ama bunu hiçbir kimseye anlatamadığımız, talep de edemediğimiz bir noktaydı. Biz ücretsiz değil de diğer meslek grupları mesela öğretmenler gibi, askerler gibi, polis arkadaşlarımız gibi indirimli kart olarak kullanmayı hep arkadaşlarımız bize söylüyordu. Bu pandeminin etkisiyle yöneticilerimiz bize ücretsiz olsun bu dönem için dediler. Çünkü Hıfzıssıhha Kanunu'na göre yönetim şekli vardı. Sıkıntı olmuyordu. Sağ olsunlar her türlü yani 1,5 yıldır, 2 yıldır destek veriyorlar. Hiç sıkıntı yok. Ama bunun sürekli olması yönünde arkadaşlarımızın talepleri var mesela. Bize sürekli iletiyorlar. Niye? Çünkü bazı hastanelerimizin servisleri yok. Oraya her gün gidip gelmek zorundalar ve 2 vesait, 3 vesait araç değiştiriyorlar. Ama bu yasada olmadığı yönünde bize Büyükşehir'den böyle bir şey var. Yani rapor var. Ya diyor ki bu yasada olmadığı için biz bunu bu dönem için yapabiliyoruz ama ilerleyen dönemde yapma durumumuz yok. Onlar da haklılar. Gerekçeleri haklı. Bunu ne yapacağız? Bunu biz merkeze taşıyıp değerli milletvekillerimize, komisyonlara taşımamız gerekiyor. Bunu bireysel olarak tabii ki yapmak çok zordu. İşte bugün dernekler, sendikadaki arkadaşlarımızla birlikte oturup konuşup bunu değerli milletvekillerimize rapor halinde bunu sunup bunun talebinin olduğunu dile getirmemiz gerekiyor. Evet. Bunun için biz elimizden geleni yapacağız. Ankara ziyaretimiz olacak. Genel kurulumuzdan sonra Ankara ziyaretimizde değerli milletvekillerimize inşallah bunları güzel bir şekilde anlatacağız. Bunları değer komisyonlarda konuşulup bununla ilgili yasal mevzuatlar düzenlenmesi yönünde taleplerimiz olacak. Evet. Şimdi bu tabii önce yerelden başlayan tabii sonra genele dönen. Tabii ki. İşte, hani devlet yöneticilerine gidecek bir soruna dönüşen tabii, bir durum tabii oluyor. Tabii ki öyle. Yani bu talep var ama karşılığın bulma noktasında yasal mevzuatlar buna uygun değil. O uygun olmasını onlar genelde yapılması gereken. Tabii yapılır. Peki başka bir arkadaşlarınızın başka talepleri var. Ya bizim şöyle genelde bizim çözemediğimiz bir takım talepler var. Biz kamu hastanelerinde performans sistemi, döner sermaye denilen sistemlerle çalışıyoruz. Bunun tabii ki orada bir çalışma sistemi var yasal mevzuatlar gereği ama bizim arkadaşlarımızın arasında iş barışını bozan sistem performans sistemi. Yani bizim grubumuz için söylüyorum. Neden? Bizim meslek grubumuzda lise çıkışlı olup sağlık görevlisi olan arkadaşlarımız var, yüksek okul mezunu arkadaşlarımız var, üniversite mezunu arkadaşlarımız var. Çok çeşitli. Ve bunun yanında sözleşmeli, kamu sözleşmeli, kadrolu diye ayrımlar var. Hastanenin birindeki döner sermaye kazanımıyla diğer hastanedeki döner sermaye kazanımı farklılık gösterebiliyor. Burada maddi anlamda kazanımlar farklılık gösteriyor. Evet. Yani bir arkadaşımıza yüksek bir az çalışması veya az çalışma demeyeyim yani herkes tabii ki çalışıyor ama daha hasta az düşerken daha fazla kazanırken bir arkadaşımıza daha çok hasta düşüp daha az kazanabiliyor. Bu iş barışını bozan uygulamalar bunlar. Bunlar üzerine hakkaniyetsizlik gibi. Evet. Ya bu da yani arkadaşlarımız arasında bu sefer tamam biz çalışıyoruz falan ama yani niye böyle?
sürekli içinde kurgu oluşuyor. Bunun yasal mevzuatlarla konuşulup tartışılıp bunu da anlatmak istiyorum. Bu tarz konuşulan kurullarda, komisyonlarda bizim meslek grubumuzdan arkadaşlarımız olması gerekiyor. Evet. Bunları bizim arkadaşlarımızın anlatması gerekiyor. Duyması da. Tabii tabii. Bizim adımıza tabii. Karar verici kişiler daha üst akademisyen hocalarımız ama bizim penceremizden birazcık bakmaları çok zor. Yaşayan bilen birilerinde olması yani, tabii, lazım diyorsunuz. Bu kurullarda, komisyonlarda biz yer almak istiyoruz. Evet. Bunları güzel bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Raporlarla bunları onlara sunmak istiyoruz. Mesela 3600 ile ilgili arkadaşlarım lütfen bunu iletir misin diye bana çok baskı yaptılar, söylediler. Evet. Bunlar tabii ki çok kolay şeyler değil. Yani programa alınması, yasalaştırılması çok kolay değil ama maddi boyutu var. Biz döner sermaye ile çalışıyoruz. Bizim ücretimiz normalde düşük. Döner sermaye alıyoruz. Yani performans, bugünkü sistemi, ek ödeme ve performans sistemi var. Bunlar bizim emekliliğimize yansımıyor. Evet. 4 yıllık bir hemşire ile 4 yıllık bir farklı bir kurumda memur olarak çalışan arkadaşımızın arasında emekliliğinde 1000 lira gibi, 1500 lira gibi çok farklılıklar var. Bu arkadaşlarımızda arasında inanılmaz bir motivasyon düşüklüğüne sebep oluyor. Doğru. Bunların düzenlenmesi lazım. Bizim kazandığımız ücret eğer ki adaletli bir şekilde onlar diğer meslek gruplarıyla yaklaşık ücretleri iş barışı anlamında kazanıyorsak emekliliğimize de yansıması konusunda aynı şekilde olması gerekiyor. Bunlar için ne yapıyorsunuz? Bunlar için bunları yöneticilerimize bildiriyoruz. Biz bunu valimize sunduk bunları. Bunu milletvekillerimize sunacağız. Bunu Sağlık Komisyonu'ndaki milletvekillerimize sunmaya çalışacağız. Sağlık Bakanlığı'ndaki belki bakanımızla görüşemeyiz ama müsteşarlık anlamında veya yetkili müdürlük anlamında kim varsa onları raporlarıyla sunmak istiyoruz. Bunlar konuşuluyor, sık sık konuşuluyor. Çok çözümü çok kolay değil. Dediğim gibi çok dallı budaklı yani çok farklı şeyler var. Mesela lise mezunu bir arkadaşım bir kamu hastanesinde tavan denilen bir sisteme takılıp hiç performans almazken başka bir kurumda yüksek bir performans alıyor. Şimdi arkadaşlarım şu şekilde kıyaslıyor. Biz para tabii konuşulabilir, konuşulması gereken şey değil ama bizim mesleğimizin bu içinde var kazanım olarak. Diyor ki benim diyor burada diyor 750 lira 800 lira bir kaybım varsa diyor bunu diyor 10 yıla koyduğum zaman diyor 100 bin lira gibi bir daire bir ev parası yapar bu diyor. Haklı gerekçe bunlar. Ama haklı yani gerekçeler. Yaşamak zorunda insanlar. Evet, tabii çalışıyorsa yani karşılığını almak ister. Bizim bir iş etiğimiz var ama bir taraftan da tabii ki bizim kendimize özgü problemlerimiz var. Bunların yani konuşulması lazım. Bunların anlatılması lazım. Bunu ben basın anlamında arkadaşlarım bana bunu lütfen anlatın dediler. Ben bunu anlatmakla yetkiliyim. Tabii. Kimseye kırgınlığımız bunun için yok. Kimseye kızabilecek gündeme durumumuz yok. Ama bunu işte biz gündem yapmalıyız. Yani, bunlar bilinmeli. Bu gerçekler lazım bilinmeli. Ki bunların unutulabilir. O kadar çok mesele var ki. Alta düşer, kalır orada. Onun için. Tabii ki yöneticilerimiz bizim adımıza bazen kararlar verirken bizim gibi göremeyebilirler. Olabilir. Normaldir. Ama biz bunları onlara yarın diyebilir siz de bunu niye gündeme getirmediniz? Tabii ki zaten denebilir. Öyle oluyor. Değil öyle mi? Oluyor. Tabii ki öyle oluyor. Yani bu zamana kadar bunlar diyor anlatılmadı niçin ki bize. Tabii. Bilmiyorduk biz deniliyor. Biz bunlarla karşılaşıyoruz. Evet. O anlamda bunları hissettirmeliyiz. Mutlaka. Bu derneğin kuruluş amaçlarından birisi de bu zaten. Yani bunu doğru kanallara doğru bir şekilde aktarmak. Evet, dernekçiliğin işte esas. Evet. Tamam halk adına mutlaka yapacağınız hazırlıklar vardır ama kendi meselelerinizi de çözmekte büyük bir fayda sağlar. Evet. Kendi meselelerinizi de çözeceksiniz. En problemler varsa çözüm bekliyor. Ya tabii ki. Dile getirmek zorundasınız. Yani çözeceksiniz derken gündeme getireceksiniz. İlk başladığımızdaki gibi. Eğer siz aktarmazsanız, anlatmazsanız birisi bunu görev kabul etmiyor. Evet. Buna rağmen ben yine gerçekten de şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bunu şurada fark ettim. Derneği kurup görüşmeye başladığım zaman yöneticilerimizle, arkadaşlarımızla anladım. Aslında onlar bizimle bu konular üzerine konuşmak istiyorlar. Bizim bakış açımızla bakmaya çalışıyorlar ama bu zamana kadar anlatılmamış. Evet. Biz İkna edici
inandırıcı bir şekilde anlatmak. Ben senelerin dernekçisi evet. olarak hep bunu söylerim. Evet. İnanın eğer akla yatkın, evet. inandırıcı bir şekilde söylerseniz hiçbirisi itiraz etmez. İtiraz etmiyorlar. Etmez. Çok da güzel. Ben tabii. bu anlamda meslek grubu arkadaşlarıma evet. Biraz şöyle sistemliyim. Çünkü bizim meslek grubumuz çok çalışmışlar, çok özverili çalışmışlar. Akşam olmuş evlerine gitmişler, kendi evlerinde çalışmışlar ama mesleklerine sahip, yani meslek yasal mevzuatlarına sahip çıkamamışlar. Sadece çalışmışlar. Sadece çalışmışlar. Olur. Hepimiz öyle yapmışız. Ben de öyleydim evet. bu yaşıma kadar. Bu pandemiden sonra işte arkadaşlarım bana ya bu işe gir dedikleri için ben girdim. Çok zormuş anlayabiliyorum ama gerçekten ama de... Ama birisinin de girmesi lazımdı. Evet. Gerçekten evet, de anlatmamış, sizin. Anlatılmamış, evet. anlatamamışız. Yani o zaman sorun bizde. Evet. Talep etmemişiz, anlatmamışız. Yani neler yaşadığımızı düzgün suskun bir şekilde... Suskun bir topluluk yani. Ya çok çalışıyor olmuş. Ama suskun. Öyle olmuş. Evet. Bu sefer de işte kazanımlarınızın oluşmasını engelliyor. Tabii engeller. Tabii. Onun için şu anda işte en büyük avantajınız dernekte bunları gündeme getirmek. Pandemi etkisinde şöyle oldu. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla toplandığımızda ben arkadaşlarıma dedim ki bakın pandemi döneminde çok çalışıyoruz, çok yoğun çalışıyoruz. Derneğimiz de artık yani oluştu, kuruldu. Tabii. Kendimizi ifade etmek için, kendimizi doğru bir şekilde anlatmak için böyle başka kanallara girmeye gerek yok. Kavga etmeye, dövüş etmeye, efendim siyasi alanlara girmeye falan gerek yok. Evet. Yaşadığımız günlük sorunları, problemleri doğru mevzuatlar çerçevesinde doğru kişilere anlatmak gerekiyor. Anlatmak için de en doğru dönem. Neden en doğru dönem? Evet, pandemi var. Şu anda bir farkındalığımız var. Bu pandemi tabii ki bir süre sonra bitecek. Mutlaka. Farklı ülkemizde farklı gelişmeler olacak. Evet. Yani mutlaka. Yani ekonomik olacak, başka mutlaka. Şeyler olacak. O anlamda yani başkaları ön plana çıkmış olacak. Evet. Biz şu anda ön plandayız. Yasal mevzuatlarımızla konuşabilmek için en uygun dönemdeyiz. Yani bunları biz konuşmalıyız. Yani evet. kimseye baskı yapmayacağız. Ama bunları dile getirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi benim hiçbir kurumsal anlamda siyasi otoriteye, kurumsal yöneticilerime hiçbir şekilde saygının dışında bir şeyim olamaz. Benim arkadaşlarım da o zaten. Şekilde. Hiçbir asla yapamayız. Mesleğimizin etiğini. Ya biz şunu evet. gördük. Biz hastamız geldiği zaman hastamızın cinsiyeti, ırkı, siyasi görüşü, hayır, düşüncesi, fikri, şey. Yakışıklı mı bilmem böyle bir şeye bakma paralı şansımız mı, yok. Parası mı yani olmaması biz, lazım. Biz de talep ederken bizim de yakışıklı mı, ondan sonra şöyle mi, şu siyasi görüşte mi, ondan sonra şöyle mi düşünüyor denilmesin. Bizim ihtiyaçlarımıza aynı biz hastalığımıza nasıl yaklaşıyorsak onlar bizim de ihtiyacımıza o şekilde yaklaşsınlar. O zaman valla çok güzel söylediniz. Buna bir reklam gider. Peki. Evet, devam edeceğiz. Efendim yine kısa bir reklam aramız var ve ondan sonra tekrar önemli noktalara değineceğiz. Evet başkanım, son bölümdeyiz. Şimdi eksiğimiz kalmasın. Hepsine değinelim. Derneği anlattık ama dernekçilik anlamında eksik kalan bir şeyiniz olmasın. Çünkü sizi bu akşam derneğiniz anlamında da çok dinleyen arkadaşınız var tahmin ediyorum. İsterseniz biraz yine değinin ona, o konuya. Evet. Neler yapıyorsunuz, ne yapacaksınız? Ne gibi şeyleriniz var önünüzde, faaliyet evet. raporunuz, faaliyet çalışmanız, onları biraz kısa. Şöyle, biz derneğimizi kurduk. Güzel bir oluşumumuz oldu artık. Hı-hı. Resmi olarak oldu. Evet. Yavaş yavaş faaliyetlerimize geçmeye başladık. Tamam. Bizim ilk kuruluşta yönetimdeki arkadaşlarımızla oluşturduğumuzda amaçlarımız şuydu. Bu derneğin eğitsel, sportif, sosyal alanları olması gerekiyordu. Hı-hı. Faaliyetler düzenlemesi gerekiyordu. Tabii. Arkadaşlarımız çok çalışıyorlar, yoruluyorlar. Tabii. Çıkış noktalarımızdan bir tanesi de kendi içimizdeki sahipsizlikti. Bu sahipsizlik duygusunu biz kendimiz gidermemiz gerekiyordu. Mesela arkadaşlarımız örnek veriyor. Ben bunu değineceğim çünkü bugün. Diyor ki
Öğretmenin öğretmen evi var diyor. Evet. Ordu işte askeri personelin ordu evi var diyor. Polisin polis evi var diyor. Devlet su işlerinin bile diyor nasıl misafirhanesi bir lojmanı var bilmem ne. Sağlık çalışanlarının neyi var? Sosyal tesisi var. Doğru hiçbir yani. Hiçbir sosyal donanımı yok. Yararlandığı evet belki öğretmen evinden de indirimli ama aidiyet duygusu hissettiği kendi kuruluşum burası benim diyebileceği bir sosyal tesis. Dolaylı olarak bazı bölgelerde var Sağlık Bakanlığı'nın ama orayı bile arkadaşlarımız bilmiyorlar, kullanmıyorlar. Yani onun bile onlara hissettirilmemiş bu duygu. Evet. Biz buradan yola çıktık. Dedik ki biz sağlık çalışanları olarak bu hissi verebilecek bir Kocaeli'de ilk önce. Tabii ki Kocaeli'de şu anda. Bu hissi verebilecek bir o organizasyon yapıp bütün meslek grubumuzu bir araya getirebilelim. Evet. Burada eğitsel faaliyetler yapalım, sportif faaliyetler yapalım, burada sosyal projeler üretelim ve bunlara başladık. Çok. Şöyle dedik, her ay bir tane, bu genel kurulumuzdan sonra bunu başaracağız inşallah, her ay bir tane eğitim faaliyeti yapalım dedik. Hı. Bizim meslek grubumuzun hangi eğitime ihtiyacı var? Evet. Bu eğitimleri yereldeki yöneticilerimizden destek alarak, kendimiz organize ederek, olabildiğince maddi yükten tamamen ayrıştırılmış şekilde arkadaşlarımızın neye ihtiyacı varsa o anlamda bir eğitim faaliyeti her ay düzenli olarak bir tane olsun. Eğitim verebilecek kişiler bizim çevremizde var zaten. Bizim hocalarımız var, arkadaşlarımız var. Kendi içimizde var. Kurumlar bunlara kendi aralarında bazı kurumlar çok eğitim faaliyetlerini düzenli olarak yaparken bazı kurumlar buna zaman ayıramıyorlar. Ama biz de arkadaşlarımızın ihtiyacına göre bir eğitim faaliyeti düzenleyelim. Bizim dediğimiz işte CPR eğitimi, zor entübasyon eğitimi dediğimiz zor damar yolu açma eğitimleri bunun gibi böyle sertifikalı, sertifika verebileceğimiz EKG okuma eğitimleri talepler oluyor. Mesela kalp grafisi okuma eğitimleri. Bunun gibi eğitimleri biz arkadaşlarımıza sunmak için çaba göstereceğiz. Bundan sonra her ay bir tane koymak için uğraşacağız. Bizi takip etsinler. İkincisi sportif faaliyetler. Ya arkadaşlarımızı bizim kaynaştırmamız gerekiyor. Bir araya gelebilmeliler. A hastanesindeki bir arkadaşımız B hastanesindeki bir arkadaşını tanımıyorlar. Evet. Diğer meslek gruplarında benim gördüğüm bu konuda çok duyarlılar ve birbirlerine çok özen gösteriyorlar. Bizim meslek grubumuzda bu duygu çok gelişmemiş. Dediğim gibi mesleğin belki zorluklarından ve sürecinden ama bu aidiyet duygusunu artık oluşturalım. Çok iyi en azından olur. Bunu Kocaeli'de başarmamız lazım. Çok iyi olur. Onun için bir ilk olur yani. Evet. Onun için biz kendimize ait bir yerimiz olsun. Bunu bugün yerel yöneticilerimizle konuşuyoruz. Biz kendimiz başarabilirsek. Ben yerel yöneticilerimizden gerçekten de bu anlamda destek istiyorum. Yani bizim oturup orada eğitim yapabileceğimiz, sportif faaliyetler yapabileceğimiz, ailelerimizle bir araya gelip kendi mesleklerimizle alakalı konuşabileceğimiz bir yerimiz olsun istiyoruz. Bunu arkadaşlarımız gerçekten çok istiyorlar. Burası da bizim sağlık çalışanlarının. Sağlık çalışanları burada kendilerini çok güzel ifade edebilirler. Dışarıdan gelen insanlara da burada sunumlar yapabilirler, eğitim verebilirler evet. diyebileceğimiz. Evet. Gönüllü olarak yani bundan evet. hiçbir bizim kaçacak bir ne elimizden geliyorsa. Ama bu bir sosyal programdır. Bu sosyal alanlara artık biz de girebilmeliyiz. Evet. Kurullarda, komisyonlarda temsil edilmeliyiz. Ben bunu hep söylüyorum yöneticilerimize. Hı-hı. Gerçekten de yani şehrin yapılanmasında gerçekten de mühendisler odası, mimarlar odası, işte farklı odalar, kuruluşlar bilmem herkesten insanlar varken bizim sağlık çalışanlarından kişiler bu zamana kadar olmamış. Bizim fikirlerimiz, neden? bizim önerilerimiz yok mu? Bizim gördüklerimiz yok olmaz mu? Olmaz var. Mutlaka, biz bunları sunmak istiyoruz. Bir park yapılırken sağlıkçı gözüyle orada ne yapılabilir? Tabii. Bunları biz sunmak istiyoruz. Bunlar evet. bu alanlarda olmak istiyoruz. Bu zamana kadar gerçekten de olmamışız, olmadık. Ama bu anlamda gerçekten Kocaeli'de bir ilk olalım. İnşallah. Türkiye'de örnek olalım. Yani Türkiye'de Tabii. Kocaeli'de çok şeyin ilkidir yalnız. Gerçekten bizim yöneticilerimiz bize çok makuller. Hı-hı. O anlamda da bizi gerçekten yanlarına Hı-hı. alsınlar. Kocaeli'den Türkiye'nin bütün büyük şehirlerine özellikle örnek olalım hep beraber gerçekten. Tabii. Yani ya sağlık çalışanlarının da biz ortak evet. projelerimizde şunları yapabiliyoruz diyebileceğimiz. Başka şehirden meslektaşlarımız bize gelsinler, bizi örnek alıp kendileri proje üretsinler. Bu anlamda bir ilk olmak için uğraşacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum mesela bir araya gelip masa tenisi turnuvası biz kendimiz evet, organize ettik. Mesela masa tenisi spor, yani tabii. sportif faaliyet anlamında. Yakın zamanda voleybol turnuvası
kurumlar arasında, sağlık kurumları arasında voleybol turnuvası olsun arkadaşlarımız. Yapılıyordu bu daha önceden. Pandemide bir ara verilmişti. Bu anlamda tekrar. biz de elimizi taşın altına koyalım. Biz de görev alalım. İşte futbol organizasyonları. Bayan arkadaşlarımızdan bir talep gelmişti. Ben bunu söyleyeyim. Arkadaşlarımız başvursunlar yakın zamanda inşallah bunu. Kendini koruma sanatları. Yani güzel. Ya gerçekten ihtiyaçları çok var. Güzel. Yani kimseye zarar vermesin ama karate falan kendilerine boks tabii ki yani niye kadınlar şimdi kadınlar gerekiyor. Harika ihtiyaç var. Çok var şu anda. Evet. Bununla ilgili bir çalışmamız var şu anda. Çünkü çok şeyle karşılaşabiliyoruz. Ya karşılaşabiliyoruz gün içinde ya, hangi ama. Karateci, hangi şey yok. Dövmüş? Evet, yok. Biliyoruz o bir şeydir. Hatta onlar daha da sakin oluyorlar. Tabii ki. Ama kendini korumayı bilirsin. Niye? Kendini savunabilirsin. Tabii canım. Onları bu güzel, bunu tuttum. Evet. Bak bu kadın arkadaşlara söylüyorum. Bunu biz yaptık arkadaşlarımıza. takip edeceğim. Talep gelsin, yazacağım. Takip etsinler. Evet. Şartlarını oluşturuyoruz. İnşallah önümüz zamanlarda salonunu falan çözüp belirli bir dönemde ondan sonra bu arkadaşlarımıza ihtiyaca göre yapmak istiyoruz. Çünkü bunun talebi geldi arkadaşlarımızdan. Şu anda bana en son söylediğinde 15 tane arkadaşım bana talepte bulundu. Biz istiyoruz tabii, diye. Tabii. Bu programdan sonra daha da çok artacağını düşünüyorum. İsteyin kızlar. İsteyin. Evet, çok güzel. Şöyle bir şey oldu. Ramazan'ın girmesiyle beraber arkadaşlarımız çok masumane bir kampanya organize edelim dediler. Birdenbire fikir oluştu. Şöyle ki konuşurken kendi WhatsApp grubumuzda bir arkadaşımızın çocuklarının kıyafeti olduğunu, hediye geldiğini daha önceden ama kullanmayıp dolapta durup sonra onu hiç kullanmamış ya bir yere verebilir miyiz falan olayı oldu. Biz dedik ki ya böyle aslında bende de var. O dedi ki bizde de var aynı böyle bir şey. Biz dedi bunu dedi bir kampanya dönüştürsek ne kadar güzel olur. Bir evet. ihtiyacı olan bir yere veririz. Sonra düşündük taşındık nereye olur. Ben yer vermek istemiyorum ama Mardin'de bir yere biz dedik ki arkadaşlarımıza duyurumuzu yapalım. Ondan sonra bakalım ne olacak. Duyurumuzu yaptık. Yani Sevcan Hanım geldik, böyle binin üzerinde kıyafet, kıyafet, kırtasiye malzemesi, ondan sonra okul malzemesi geldi. Kitap. Geldi. Çok sonra güzel. Biz onları topladık, kolledik, bilmem ne yaptık. Kollediğimiz günde bir basından bir arkadaşımız o gün bize bir röportaj yapmak istemişti. Tezatüfen oradaydı. Yani biz o gün hiç kimseye söylemeden biz onu gönderecektik, kargoya verip gönderecektik. Ama şey olur, örnek olur söyleyeyim. Sonra oradaki arkadaşımız bizi uyardı, dedi tabii. ki sivil toplum kuruluşları bunu özellikle yapıyorlar. Örnek olsun, yani evet, örnek olsun diye yapıyorlar. Neden bunu siz anlatmıyorsunuz? Dedik ki o zaman bunu biz madem öyle söylüyorsunuz anlatalım. Anlatın. O gün anlattık. Sonra kargoladık, gönderdik. Yani Mardin'den bize öyle bir fotoğraflar geldi. Öyle sözler duyduk, öyle mesajlar geldi ki oradaki çocuklarımızın hepsini seviyoruz. Çok değerliler. Hediyelerimizi oradaki bir köye, köy okuluna gönderdik. Köy okulundaki bir öğretmenin arkadaşı, okul müdürüyle irtibat kurduk. O inanılmaz bize, arkadaşlarımıza mesajlar gönderdi, dualar etti. Kendi dillerinden mesajlar gönderdiler. Bu inanılmaz bir mutluluk kaynağı. Daha sonra farklı bir yerden, Van'dan bir arkadaşımız bize, öğretmen arkadaşımız mesaj İstedi. Gönderdi. Biz de istiyoruz aynı şeyi. Tabii. İlerleyen dönemde istenecektir bunu yani bunu bil. Bunu da yapacağız. Bu yorucu bir şey değil. Bu bizim için sevindirici bir şey. Bunun içinde olan bir şeymiş. Bunu yaşadık biz. Ben bu anlamda bize destek olan bütün arkadaşlarıma ben teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Ben de kutluyorum. Çok güzel yapmışsınız. Çok bildiğim için onun tadı hiçbir şeyde yoktur. Evet. Çok güzel olmuş. Yani hep almak değil tabii, vermek de çok güzel. Dernekçilikte vermek güzeldir ama sizin tabii mesleğinizde düşündüğün zaman öyle olmuyor mu? Bak oluyormuş. Evet. Yani zaten biz bunu böyle sevinebileceğimiz bir şey vardı. Belki bilirsiniz. Pardon lafınızı bölmedim. Yok estağfurullah. Sopalı oradaki hastanede Mehmet Salıcı vardı doktor. Kadın evet. doktoru. Evet. O şeye Takkar şey tarafına gitti. Adıyaman. Evet. Orada kütüphaneler açıyor bu arada evet, doktor ki. Kardeşimiz. Evet, buradan kitap falan yolladık hep bir şeyler yolladı. Yani çok güzel bir şey. Biz de belirli dönemlerde belirli bölgelere böyle ihtiyacı olan kardeşlerimize göndermek için elimizden geleni yapacağız. Hatta şöyle okul müdürümüzle bir diyalogumuz oldu. Bunu arkadaşlarımız bilsin diye anlatıyorum. Tabii. Dedi ki bizim dedi okulumuzda orada bir
diyalog, bizim görev yapan arkadaşımız aracılığıyla orada biz diyalog kurduk. Şöyle bir şey var. Kız çocuklarının okuma biraz sayısı orada azdı çok eskiden. Sonra şu anda çok inanılmaz artmış. Okul müdürümüz bize dedi ki fen lisesi kazanan arkadaşlarımız, çocuklarımız var çok orada güzel, bizim. Bak. Onlara destek olsun. Ben de okul müdürümüze şunu söyledim. Buradan yine ilan ediyorum. O bölgeden Kocaeli Üniversitesi'ne kazanıp gelecek çocuklarımıza biz yönetim kurulu olarak elimizden gelen desteği harika sağlayacağız. Yeter vallahi ki oradan işte gelsinler. Ne kadar güzel buradan, bir şey. Bakın, elimizden geleni yapacağız. Sizden. Tabii ki. Yani biz bunlar mutluluk vesilesi kaynağı. Yani biz elimizden ne geliyorsa biz tabii, de bu anlamda yaparız. Tabii çok güzel. Bu özünde olan şeyler. Evet harika. Yani gelecek için hazırlıklarınız zannediyorum bu tarz derneksel faaliyetler. Tabii ki. Tabii yarın öbür gün bu şey bittikten sonra falan birbirinizi tanıma şeyleri de yapabilirsiniz. Geceleri, yemekli. Bunlar var. Bunları tabii ben anlatmadım. Söylediğim gibi bizim şu anda yer talebimizin odak noktası bu zaten. Evet. 23 bin tane sağlık çalışanı arkadaşımız var. Bunlar çalıştığı birimlerin içinde çok sosyal faaliyetleri yapıyorlar ama aidiyet duygusu bakımından genel olarak biraz birbirlerinden kopuklar. Bu arkadaşlarımızı bir arada toplayabilmek, bir araya getirebilmek, sosyal anlamda bir araya getirebilmek. Evet. Biz hiçbir arkadaşımızın siyasi görüşünü... Yok. Şimdi onu da söyleyelim tekrar. Evet. Dernekçiliğin ana kuralıdır. Evet. Hiçbir tarafınız... Asla bir siyasi alana girmek, olmayacak. Asla bir sendikal alana girmek, bunlar herkesin kendi bireysel haklarıdır. Evet, biz dernek başka. Anlamında sosyal olarak arkadaşlarımıza ne yapabiliriz çabası içindeyiz. Bizim sosyal mutluluğa ihtiyacımız var. Onu geliştirmemiz gerekiyor. Onun yanında tabii ki taleplerimiz var, taleplerimizi, farkındalıklarımızı oluşturmamız gerekiyor. Bunları iletmemiz gerekiyor ama kimsenin bizim... siyasi alanına, siyasi görüşüne, kendi bakış açısına müdahale etme gibi bir lüksümüz de yok. Öyle bir düşüncemiz de yok. Yönetimimizdeki de zaten bu anlamda çok çeşitli arkadaşlarımız var. Biz şu anlamda yöneticilerimiz kimse onlarla diyalog kurabilmek, irtibat kurabilmek çabamız mecburuz var. Mecburuz biz güzel geçinmek zorundayız. Çünkü kesinlikle karşılıklı bir şey içinde olmak zorundayız. Onun için bize ya şey yakışmaz. Söylediğim gibi biz hastalarımızın için hiçbir bakış açısına bakmıyoruz. Evet. Bizim de görüşümüz bitecek artık. İsterseniz hastalarımızı hastaya kadar da buraya giriyor tabii bu mecburen. İsterseniz yine onlara da birkaç bir şey söyleyin son. Ya arkadaşlarınız adına. Evet. Bir kere daha söyleyelim yani bir kez daha. Sizden ya çıkın. Şöyle sağlık çalışanları şu an için ülkemizde çok değerli işler yapıyorlar. Onlar da bu anlamda bize destek olsunlar. Biz de insan olduğumuzu, bizim de birey olduğumuzu, bizim de aynı taleplerle ihtiyacımız olduğunu unutmasınlar. O şekilde bize yaklaşsınlar. Çok mutlu oluruz. Yoksa bizim hiç kimseli bir derdimiz yok diyorsunuz. Asla. Çok da severiz birbirimizi diyorsunuz. Evet. Yani çok güzel bir yaklaşım. Evet. Ben son olarak hemen da buyurun, size bizim meslek grubumuzu burada anlatma, ifade etme şansı verdiğiniz için 41 TV ailesine, sizlere çok teşekkür ediyorum. Buna ihtiyacımız vardı. Bu anlamda hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Rica ederim. Çok teşekkür ederim sevgili kardeşim. Şimdi tabii ki her şeyin sonu vardır. Programımız bitti ama dolu dolu bir şekilde bitti. Ben her hafta bunu söylüyorum. Dolu dolu bitsin. Evet. Benim için sizler çok, ben sizin büyüğünüzüm, ablanızım. Evet. Yıllarımı vermişim sosyal hayata. İnsanlara, insanlığa, güzel iş yapanlara. Siz bana söylediğiniz zaman ben sevindim, çok sevindim ve öbür projeyi atıp sizi davet ettim. Benim için isterse o bir milletvekili, bir bakan olsun. Siz inanın ki bütün iştenliğimle söylüyorum daha baskın gelirdiniz. Çünkü halk sizle daha çok iç içe, yüz yüze. Onun için sizler bizim için, bilhassa şahsım adına söylüyorum, benim için çok önemlisiniz. Tüm arkadaşlarınıza, tüm sağlık çalışanlarına, tüm insan sevgisiyle yüreği çarpanlara buradan kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Gücüm yettiğince de burada olduğum müddetçe de 35 senedir buradayım. Hep insan konuştum. Yine devam edeceğim. Sizler her zaman başımızın üzerindesiniz. Bunu çok bilin yani. Onun için bizler de sizin yaptığınız hizmetlere teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Evet efendim, bu akşam Adem Bey'le, Adem Başkan diyorum artık, Başkan. Evet, Adem Yaman Beyefendi ile çok güzel bir sohbet yaptık. Ana noktası sağlıktı. Yazdığım gibi sağlık deyince her şey değişir. Aman efendim, hele şu dönemde onu çok iyi anladık. Kendinize dikkat edin, sağlığınızı kaybetmeyin. Yoksa bulması çok zor, değil mi başkanım? Evet, tekrar teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum efendim. Hoşça kalınız.